Bilmiyorum, daha Evet. işte Öyle. gerçek rakamlar ne onları bilmiyoruz tabii. Evet. Şimdi Maalesef. Maalesef. hastaneye Tamam, yatacağını okey. hastaneye Teşekkürler. diyorlarmış. Tamam. Kemal Merhaba. Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar sevgili Mehmet. Sayın Güçlü, hoş geldiniz. Sevgili Özgür, hoş geldiniz. Bulduk Sayın Hocam. Sayın İbrahim Barış Bey, merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şeref Merhaba, vermiş. hoş bulduk. Tülay Hanım bağlandı mı diğer arkadaşlar? İbrahim Bey, yayın başladı. Herkes şu an toplantıda. Tamam, o zaman Buyurun. başlatıyoruz. Evet, buyurun. Evet, değerli misafirlerimiz ve konuklarımız. Geliyor mu Tülay Hanım sesim? Geliyor, geliyor. Tamam. Besne Eğitim Bayramı çerçevesinde düzenlenen panelimize hepiniz hoş geldiniz. Şeref ve onur verdiniz. Besne Eğitim Vakfı bu yeni dijital dünya eğitim sisteminde pek çok belirsizlik ve kaosa rağmen eğitim konusunda etkinliklerine devam etmektedir. 22.sini düzenlediğimiz Besne Eğitim Bayramı'nda çok özel bugün bir panel izleyeceğiz. Çok değerli konuklarımız var. Sayın Abbas Güçlü, Sayın Profesör Doktor Kemal Kocabaş ve Sayın Özgür Bozdoğan'a panelimize katıldıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlara hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sözü Besne Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi değerli hocamız Mehmet Kabanbey'e bırakıyorum. Başarılı bir panel olması dileğiyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu arada Mercan TV ve Adıyaman ve Besi'den değerli ve Türkiye'den değerli medyamızın temsilcilerine de çok teşekkür ediyoruz. Besni Evet. Belediye Başkanı Mehmet Emre şu anda bağlı mı acaba Tülay Hanım? Bir merhaba demesini rica edeceğiz onun Mehmet Bey'den önce. Şu an değil, bilgi vereceğim. O zaman o bağlandığı zaman Sayın Hocam Sayın Belediye Başkanımız kısa bir konuşma yapacak. Onu da aktarırsanız sevinirim. Buyurun, söz sizde. Evet. Arkadaşlar, 22. Besne Eğitim Bayramı etkinliklerinde dün çelenk koyma töreni yapıldı Besin'de ve Profesör Selçuk Şirin'le New York'tan katıldı, bir panel yaptık, başarılı bir panel yaptık. Bugün de ikinci panelimiz pandemi döneminde eğitim ve öğretim konulu panelimizi yapacağız. Biliyorsunuz Besni Eğitim Bayramı'nda konuşmacılarımızdan Abbas Güçlü yabancımız değil. Besni'ye Adıyaman'a 2 sefer geldi. Bir de Besni'de bir eğitim konulu panelimizi yönetti. Ve ayrıca Milliyet Gazetesi'nin ön kapağında Besni'de 1937 yılındaki bir resmimizi yayınlanmasında öncülük etti. Yani Abbas Bey öyle. Kemal Bey Kocabaş, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Başkanı, Genel Başkanı Kemal Bey. Çok önemli çalışmalar yaptı. Hatta Akçadağ Öğretmen Okulu'nun köy enstitülerinden aldığı bugüne getiren Akçadağ Aydınlığı isimli bir kitap yayınladı. Yine Özgür Bozdoğan arkadaşımız da Eğitimsen Genel Sekreteri olarak bugün panelimizde yer alacak. Hemen biraz geç başladık. Hemen konuya başlayalım. Abbas Güçlü'den eğitimin içinde yorulmuş, yol gösteren benim torunlarıma da hangi okula gitmesi gerekir, hangi okulu seçmesi konularında yol gösterdi. Yol gösterici bir eğitimci bir dostumuzun la programımıza başlamak istiyoruz. Evet, herkese merhaba. Ben evet defalarca geldim gittim. Çok keyif aldığımız ülkemizin güzel köşelerinden birisi. Şimdi tam üzüm zamanıdır. Üzümler olmuştur. Keşke yüz yüze orada olsaydık da bol bol üzüm yeseydik diyorum. Şimdi eğitim öğretime gelince sadece Türkiye'de değil, dünya çok hazırlıksız yakalandı bu korona vakasına. Her yerde sıkıntılar var. Önemli olan bu sıkıntıların ne kadarından aşılıp aşılmadığı, bu konuda hangi çabaların gösterip gösterilmediği. Aradan 7-8 ay geçti. 7-8 ay içerisinde neler yapıldı, neler yapılmadı ona bakmamız gerekiyor. Çok fazla bir şey yapıldığını maalesef göremiyoruz. Sürekli senaryolar yazıldı ama
Derslik sayısında bir artış yok. Okulların hijyen koşullarında daha iyi bir artış yok. Uzaktan eğitimin altyapısını iyileştirmek konusunda daha iyi bir artış yok. İçeriklerin geliştirilmesi ve öğrencilerin ona kolay ulaşabilir olması konusunda bir hazırlık yok. Yani ama öte yandan da işte dünyanın en başarılı uzaktan eğitim yapan ülkelerinden ikincisiyiz deniliyor. Rakamlara çok vakıf değiliz tabii koronayla ilgili rakamlara ama öğrenci, okula devam eden öğrenciler konusunda da ciddi sıkıntılar var. Uzaktan eğitime katılım konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani teknik altyapının yetersizliğinin ötesinde bir de günde 7-8 saate varan hafta sonuna da dahil eğitimler yapılıyor. Hele evde 3-4 kişi öğrenci, öğretmen varsa işler daha da çok içinden çıkılmaz hale geliyor. Yani bana kalsa biz şu andaki yüz yüze öğretimde yapacağımız dersleri uzaktan eğitimde, dijital ortamda yapacağımıza tamamen farklı bir içerikte milli ve manevi değerleri kazandırıcı, insani değerleri kazandırıcı, doğaya karşı olan sevgiyi kazandırıcı bambaşka bir programla yapılmış oluyor olsaydı çok daha iyi olabilirdi. 8-12'ler arasında tabii ciddi bir yarış var. O 8 ve 12'ler bu sene sınava girecekler. O sınavlarda yüzde eğitim görenlerle görmeyenler arasında ciddi farklılıklar olacak. Örneğin şu anda özel okullar açık, dershaneler açık ama devlet okulları kapalı. Olanağı olanlar, olanağı kısıtlı olanlar arasında zaten ciddi anlamda bir fırsat eşitsizliği vardı. Bu makas bu dönemde daha da açılacak gibi. Bir de niye Türkiye'nin her yerinde okullar aynı anda açılıyor? Bu dönemde en azından aynı anda kapalı tutuluyor. Onu da anlamak mümkün değil. Örneğin köylerde mutlaka açılmalı bir an önce. Ve birinci sınıflar açıldı da geçen senenin birinci sınıfları niye açılmadı? Onlar da mutlaka açılmalı. Çünkü geçen sene yarıda kaldı ve okuma yazma öğrenenler de unuttu. El becerileri yeterince gelişmedi. Okulu yeterince tanıyamadılar. Yani ciddi sıkıntılar var. Öğretmenlerde ciddi sıkıntılar var. Ek ders ücretlerinin verilmemesi konusunda bir tartışmalar yaşanıyor. Orada ciddi sıkıntılar var. Atamalar konusunda ciddi sıkıntılar var. Sıkıntı çok. Dünyanın her yerinde çok ama çözüm konusunda pek çok ülke çok daha ciddi önlemler alırken biz hala ciddi önlemler almadık. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'na bugüne kadar ek bütçe sağlanması gerekiyordu. Çünkü en zor yük, en büyük yük Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde. Her ne kadar diğer Sağlık Bakanlığı'nda gözüküyor gibi olsa da 20 milyon öğrenci, 30 milyon veli var ve hepsi eğitimle iç içe ve okullara 20 milyon öğrencinin devamını, sürekliliğini sağlamakta çok ciddi kaynaklar ve personel gerektiriyor. Bunları koymadığınız zaman sıkıntılar yaşanıyor ve hala bu konuda bir çaba yok. Bence eğitim ve yüz yüze eğitim konusunda mutlaka bir milli seferberliğin ilan edilmesi gerekiyor bu okulların açılması için. Eğitim öğretim iki ayaklıdır. Öğrenmeyi her tarafta yaparsınız ama eğitimi, sosyalleşmeyi her yerde sağlayamazsınız. Bu açıdan okulların açılacağı ortamları sağlamamız lazım. Bir de pandemi riskinin çok az olduğu iller ve ilçeler var. Orada daha kontrollü bir şekilde mutlaka eğitime bir şekilde geçilmesi lazım. Kademeli mi olarak geçilir yoksa seyrekleştirilmiş mi olarak geçilir? Bunların yapılıyor olması lazım. Ufak bir yasal düzenleme yapılarak okulların hijyen koşullarının sağlanması, temizlikleri tamamen yerel belediyelere verilebilir. Mutlaka öğrenciler uzaktaki okullara değil ama pandemi süresince yakındaki okullara, evine en yakın yürüyerek gidip geleceği okullarda misafir öğrenci olarak bir şekilde derslere devam edebilir. Yani bu konuda yapılabilecek çok şey varken hiçbir şey yapılmıyor olmaması ve yüzde eğitim konusunda yeterince bir çabanın gösteriliyor olmaması velileri özellikle tedirgin etmiş durumda. Pek çok veli evde sıkılmış durumda, çocuklar sıkılmış durumda. Yani burada bir risk var tamam ama sokaktaki risk çok çok daha fazla. Okulda öğrenciler bir şekilde daha kontrol altında olabilirler. Burada öğrencilerden bu pandemi sürecinde, pandemiyle mücadele konusunda öğrencilerden destek alınabilir. Hatırlarsanız bir ara sigara yani mücadele konusunda sigara avcısı diye çocuklar sokakları gezdiler. Nerede sigara içen görseler onları uyarıyorlardı. Şimdi bu konuda da biz pandemi konusunda çocukları yeterince donatır, öğrencileri yeterince donatır ve bu koşulları evde ve sokakta da uygulamalarını ister ve dahasında da uyumayanları da uyarmaları konusunda biraz yetkilendirirsek sanıyorum bu konuda çok daha fazla yol almış olabiliriz. Herhangi bir yetişkinin maskenin niye takmadın demesiyle bir çocuğun gelip maskenizi lütfen takar mısınız demesi arasında çok büyük farklılıklar vardır. Zaten eğitim öğretimi kontrol altına alırsak, çocukları kontrol altına alırsak 50 milyonu kontrol altına almış oluruz. Yani
Bence okulların açılması 50 milyon insanın pandemi konusunda çok daha duyarlı olmasına olanak sağlayacaktır. Çünkü evde de okulda da pandemi konusunda ciddi bir duyarlılık olacaktır. O sokağa da bir şekilde yansıyacaktır. Bu konu iktidar ya da muhalefet ya da sivil toplum örgütleriyle başka kurumlar arasında değil, bu Türkiye'nin mücadelesi olmalı. Herkesin bu konuda çaba gösteriyor olması lazım. Çünkü biz eğitimde eksik kalırsak, geri kalırsak bu hepimizi üzer. Bir öğretmen mutsuzsa ülkede çocuklar da dahil, veliler de dahil herkes mutsuz olur. Yani biz burada bu çarkı nasıl döndüreceğimizi düşünmemiz gerekir. Orada da tamam çok ciddi bir sorun var, çok büyük riskler var ama o zaman eller yukarıda deyip teslim olacağız, hiçbir şey yapmayacağız mı noktasından birkaç adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Bu çarkın dönmesi ve çocukların mutlu olması gerekiyor. Eve eğer biz bu büyük tempoyla kışı da böyle geçirirsek evlerde ciddi sorunlar yaşanacaktır. Psikolojik sorunlar, sosyolojik sorunların ardı arkası kesilmeyecektir. Hani neymiş, tamam hastalıkta pandemi riskini azalttık denilecektir. Ama çocukların sosyal ve psikolojik sorunları giderek artacaktır. Yani bu ülkede her yer açıkta, okulların neden kapalı sorusunun cevabını artık birileri mutlaka vermeli. Siz otelleri açıyorsunuz, dershaneleri açıyorsunuz, barları açıyorsunuz, plajları açıyorsunuz, AVM'leri açıyorsunuz. Oralarda risk yok, tehlike yok da okullarda mı var? Bu sorunun cevabını artık birileri samimiyetle vermeli. Kademe kademe geçelim. Dünyada neler oluyor sorusuna gelince de dünyada ilk başlarda girdiler çıktılar farklı ülkelerde. Baktılar ki pandemi riski daha da artıyordu. Kapattılar, sonra tekrar açtılar. Biz yaz tatilinde neden okulları kapalı tuttuk onu da anlamış değilim. Yazın her şey koşullar uygunken eğitim öğretime devam edebilirdik. Onu da yapmadık. Şimdi pek çok ülkede kademeli de olsa, seyrekleştirilmiş de olsa yoğun bir şekilde eğitime devam ediliyor ve bir şekilde de artan bir şekilde de devam edecek. Orada asıl büyük risk tabii üniversitelerde. Üniversiteler pek çok ülkede Şubat'a kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecekler. Öğrenci arada isterse gidip gelebilecek ama ilk ve ortaokullarda daha esnek ve daha yüz yüze eğitime yönelik bir programlar uygulanırsa daha iyi olur. Ya da hibrit eğitim yarı işte yüz yüze yarı uzaktan şeklinde olacak şekilde buna bakmak lazım. İşte okulda güvenliği sağladık, sınıfta sağladık, ulaşımda da sağlamak için ya en yakındaki okullara geçici olarak devam edebilirler öğrenciler ya da belediyeler sadece öğrencilere özel güzergahlarda servis araçları ya da otobüsler tahsis edebilir. Yani öğrencilerin diğer kesimdeki, diğer sokaktaki insanlarla çok yüz yüze gelmemesi sağlanırsa okullar daha bir güven altında olur. Peki çocuklar sokakta hasta olduğu zaman bir şey olmuyor da okulda hasta olunca neden kıyametler kopuyor? Buna bir emanet gözüyle bakıyoruz biz tabii okula, devlete emanet eden öğrencilere. O yüzden okuldaki riskle, okuldaki hastalıkla sokaktaki hastalık birbirinden fark oluyor. Ve siyasetçiler de maalesef okulda bir hastalık çıkıp bunun sorumluluğunu paylaşmak istemiyorlar. Ve ateş topu var. Bu ateş topunu Ankara'da herkes birbirinin kucağına atıyor. En son kimde kalırsa diyoruz ve şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kucağında kaldı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı maalesef bu yükün altından tek başına kalkamıyor. Tüm Türkiye'nin, herkesin bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Parası olan para vermeli, zamanı olan zaman ayrılmalı, işte kitabı olan kitap vermeli. Herkesin bir şekilde bu konuda katkıda bulunup çocuklarımızı yüz eğitimle barıştırmamız, yeniden başlatmamız gerekir. Yoksa çok sıkıntılı süreçler bizi bekliyor olabilir. Teşekkür ederiz. Yine tekrar Abbas Güçlü'ye döneceğiz. Köy Enstitüleri, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocatürk'ün... Mehmet Bey, belediye başkanımız bağlandı. Tamam, alalım. Buyurun başkanım, hoş geldiniz.
Akçadağ kitabında küçük bir bölüm okuyayım. İlk Akçadağ'ın köy enstitüsünün ilk müdürlerinden Şerif Tekben'in bir şeyi var. Diyor ki, ancak savaş yıllarının kıtlığı, kısıtlı maddi imkanlar, çeşitli çetin doğa şartları ve en zor cahillikle mücadele etmeleri gerekmektedir. Öğrencilere hitap ediyor. Köhne kışladan başlayarak her şeyden mahrum, ham madde olarak yalnız toprağa bulunan istasyonda 3162 metre dönüm bir arazi üzerinde kurulan Akçadağ köy enstitüsünü söylüyor. Yaşam göçerlerden satın alınan kıl çadırlarda geçmekte, taşıma suyla idare edilmeye çalışılmakta, köylerinden bazıları ayakkabıdan yoksun, bazıları uyuz, trahom gibi türlü hastalıklarla gelen çocukların tuvalet, kişisel bakım, masada yemek gibi uygar hayat alışkanlıkları sağlanmaya çalışılmakta, doktorsuz ve ilaçsız bir şekilde sıtma, çiçek, tifüs gibi salgın hastalıklarla mücadele edilmektedir. İlk okulun müdürün bir hitabı var. Evet Kemal Hocam, şimdi köy enstitüleri bize özetler misiniz? Nedir bu köy enstitüleri? Evet. Bu 740 sayfa bir kitapta sadece bir köy enstitüsünü sığdırabildiniz. Herhalde her köy enstitüsünde bir 740 sayfalık bir kitaba ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben oradaki bütün arkadaşlarımı saygı ve sevgili selamlıyorum. Önce sevgili belediye başkanı arkadaşından bir ricam var. Ben şimdiye kadar Şeftali Festivali, işte Karpuz Festivali yapan belediyeler gördüm ama Eğitim Bayramı düzenleyen bir belediye ve vakıf görmemiştim. O yüzden arkadaşlarımı candan kutluyorum. Eğitimi konuşmak bir birikimin adıdır. Ülkenin aydınlık geleceğini konuşmak demektir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmak demektir, İsmail Hakkı Tonguç'u konuşmak demektir, Hasan Ali Yücel'i konuşmak demektir, aydınlanmayı konuşmak demektir. O yüzden Besni Eğitim Vakfı'na ve Besni Belediye Başkanlığı'na sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum Yeni Kuşak Kanser Derneği adına. Eğer Sayın Başkan 22. Besni Eğitim Bayramı'nın tarihçesini bize yazarsa, çıkarmakta olduğumuz yeniden İmece Eğitim Kültür Sanat Dergisi'nde keyifle yayınlarız ve Türkiye'deki 2500 okur bu bayramla ilgili bilgilenmeyi sağlamış olurlar. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Dün, işte geçen hafta EBA'da 7. sınıfı ders veren bir din dersi öğretmeni cinlerden bahsetti. Bir başka yerde işte karı koca öğretmen aileler çocuk da EBA'da ders yaparken yan komşuyu bıraktıkları çocuk 7. kattan düştü ve öldü. Ve bir sürü öğrenci, veli, huzursuz, Abbas Bey'in bahsettiği gibi. Ve bu ortamda yine Abbas Bey'in tartışmalara aynen katılıyorum. Eğitimi kafadan silmiş, yani çıkarmış, eğitimle ilgili yatırım yapmayan bir siyasal iktidar. Eğitimi sadece İmam Hatip penceresinden bakan, piyasalaştırma ve özelleştirme penceresinden bakan bir siyasal iktidar. Eğitimi bir insanlık hakkı olarak görmeyen bir siyasal iktidarın olduğu 2020 Eylül ayı yaşıyoruz. Şimdi böyle olunca bakışınız çok önemli. Eğitimi bir insanlık hakkı olarak görürseniz yatırım yaparsınız. Kamusal eğitimi nitelikli hale getirirsiniz. Daha çok derslik yaparsanız. Pandemi Mart ayında çıktı. 7 ay, 8 ay geçti. Hiçbir derslik yok. Okulların fiziki olanakları iyileştirilmemiş. Böyle bir koşul. Böyle bir Türkiye fotoğrafı var karşımızda. Şimdi bakıyorsunuz, tabipler odasında görüyoruz. Salgınla mücadele eden doktorlarımız ve tabip odası var. Ve soruşturma geçiren bir tabip odasına dönüşüyor. Dilerim ki öğretmen sendikasındaki dostlarımız da çok önemli uyarılar yapıyorlar, bildiriler yayınlıyorlar. Bu pandemi dönemiyle ilgili ne yapılması gerektiğini söylemeye çalışıyorlar. Dilerim öyle bir şey olmaz. Eğitim sendikaları bu konularda çok iyi ve olumlu şeyler yapıyorlar. Şimdi Eylül ayı, ben bir köy enstitüsü aileden geliyorum. Babam Kızılçubuk köy enstitüsü mezunuydu. Eylül ayında bizim evde olağanüstü güzellikler yaşanırdı. Eylül ayı naif bir aydır. Okulların aydınlanmaya başlanan bir aydır. Köy enstitüsü babam işte her gün okula gittiğimizde siyah önlük, beyaz yakalık, 3 numarayı tıraş olmuş bir kafa ve silgi. Okula başladığımızda her gün bize önce 15 dakika okulun etrafını koştururdu. Şimdi bu koşturmayı o dönemler anlayamamıştım ama sonra anladım ki köy enstitülerinde sabahları o çakraların açılması denen şey, yani çocuğun beyninin, yüreğinin ve bedeninin derse hazır olması süreci böyle hazırlanırmış. Yani öğrenci derse hazırlanırmış ve onu bir ilkokulda biz yaşayarak öğrendik.
Şimdi şunu biliyoruz arkadaşlar. Köyensleri bu ülkenin en özgün eğitim projesidir. Cumhuriyet projesidir ve Türkiye bu 1940'ların projesini aşamamıştır. Ve hala yüreklerde ve beyinlerde aşılamayan bir eğitim projesi olarak yaşamaktadır. Köyensleri bir kere her şeyden önce arkadaşlar laik, demokratik, bilimsel eğitimin adıydı. Soru, 2021 yılında Türk eğitim sistemi laik, bilimsel eğitim diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Kaybedilmiş bir kazanım olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Köyensleri nitelikli eğitimin adıydı. Yani işlevseldi. Yani ülkenin gereksinimlerinin temeli almıştı. Ülkenin gereksinimlerini cevap veren bir eğitim sistemin adıydı. Örneğin köyensilerinde bir öğrenci hem pedagojik eğitim alırken hem de demirciydi, marangozdu, yapıcılık eğitim alırdı. Ve köye gittiğinde bütünsel cumhuriyetin temsilcisi hem çocukları okutan hem bütün problemleri çözen bir eğitim sistemin adıydı. Köyensileri pozitif ayrımcı bir eğitim kurumun adıydı. Ne demek pozitif ayrımcı? İlk kez yoksul Anadolu çocukları, yoksul köy çocuklarının eğitim hakkını kavuşturuyordu. Başka kimler için pozitif ayrımcıydı köyensileri? Kız öğrenciler için pozitif ayrımcıydı. Şimdi çok özgün bir uygulamayı size hatırlatmak isterim. O dönemde köyensileri kız öğrenci bulabilmek için şöyle bir koşul koymuş. Yanında bir kız öğrenci getiren erkek öğrenci sınavsız enstitüye kabul edilme hakkı tanımış. Ve bu sayede 1600-1700 kız öğrenci toplanıyor köyensilerine. Bunu nereden görebiliyoruz? Fahri Türkoğlu'nun anılarında, Ayşe Baysal'ın anılarında görebiliyoruz. O nedenle köyensileri pozitif ayrımcıydı. Yıl 2020 Eylül ayında Türk eğitim sistemi o pozitif ayrımcı yoksullara, ötekilere veyahut da dezavantajlı insanlara yönelik bir pozitif ayrımcı bir politikası yok, göremiyoruz. Ve o nedenle o insanlık hakkı oralarda takılıp kaldığını özellikle söyleyebiliyoruz. Köyensileri öğretmen yetiştirmiştir, bir de halk sağlıkçısı yetiştirmiştir. Dolayısıyla koruyucu hekimlik, hijyen anlamıyla Anadolu'da ışık saçan öğretmenler ve sağlıkçılar olmuşlardır. Şimdi değerli arkadaşlar, biz yeni kuşak köyensilerini 2001 yılında kurduk. Sayın Abbas Güçlü'yü de 2005-2006'da İstanbul'da Kadıköy'de Irmak okullarında beraber olmuştuk. O dönemde köyensilerin konuşmuştuk kendileriyle. Ve şu anda Türkiye'de eğitim niteliğini kaybettikçe, adaletsizlik ve eşitsizlik ürettikçe bu aydınlık gerçeklik, bu aydınlık kazanımın değeri daha iyi anlaşılır hale gelmektedir. O yüzden biz önümüzdeki dönemlerde bakışlarımıza, örneğin köyensel demokratik eğitim kurumlarıydı. Ben 9 Eylül Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. 9 Eylül Üniversitesi demokratik bir eğitim kurumu değil. Bugün hiçbir orta öğretim kurumu demokratik bir eğitim kurumu değil. Bugün üniversitelerimizde çoğu dayatçı. Geçenlerde Ağustos ayında Karadeniz'de 19 üniversiteye rektör atandı. Karadeniz'deki 9 üniversiteden 8'i ilahiyat kökenli. Yani eğitimdeki dinselleşme, eğitimdeki dinselleştirme çabası eğitimin gerçek pedagojik evrensel kazanımlarını hayata geçirmemize engel oluyor. Sadece o pencereden bakıyorsunuz. Dolayısıyla kaynak aktarmadır, pandemidir. Bunlar ikinci sırada düştüğünü görebiliyoruz. Arkadaşlar bir de başka bir şey var. Türkiye'de eğitim gittikçe özelleştiriyor. Özel okul sayısı 115, %25'e yaklaşıyor. Özel okula 1,5 milyon çocuğumuz gidiyor. Bunlar da bizim çocuklarımız. Ama özel okul ne yapıyor siyasal iktidar? KDV oranlarını düşürüyor özel okulları desteklemek amacıyla. Kamusal eğitim çökerken özel okullar destekleniyor. Bu eşit, biraz evvel Abbas Bey'in söylediği gibi aradaki makas gittikçe açılıyor. Yani ülkenin en yoksul %20'lik dilimiyle en varsıl %20'lik dilim arasındaki gelir farkı açılıyor. Sosyal problemler, eşitsizlikler karşımıza çıkıyor. Bir de çok önemli bir şey bu pandemi döneminde, ben pandemi döneminde Türkiye'deki eğitim kadrolarının liyakatsız olduğunu düşünüyorum. Bu kadrolarla bu süreç yönetilemez. Neden yönetilemez? Çünkü Türkiye'deki eğitim kadrolarının çoğu ilahiyat imam hatip kökenli. Yani bilimsel veri, bilimsel akıl, akıl ve bilim, o kavram, o konseptin olmadığı bir eğitim kadroları var. Dolayısıyla oradaki bakış daha farklı, ideolojik bir bakış olduğu için bu süreci çok iyi yönetemediklerinde, özellikle yönetemeyeceklerinde özellikle söylemek istiyorum. Ve bu dönemlerde Türkiye'nin en çok ihtiyacımız olan şey arkadaşlar, bir işe eleman alacağınız zaman o işin uzmanını almak, liyakate dikkat almak. O iyi bir öğretmenin sağcısı sorusu olmaz, iyi bir öğretmen olmasıdır. İyi bir yazarın
sağcı solcudan çok veya iyi bir uzman mühendisin o işe ehli olup olmamasıdır. O yüzden bizim eğitim sistemindeki liyakat çok değerli ve önemlidir. Bütün bu mülakat sınavları bu liyakat sistemini çökertmektedir. Şimdi ben bu dönemde Sayın Kaba'nın bahsettiği gibi son bir yılımı Akçadağ kitabını yoğunlaştım. Akçadağ Şinasi Tamer ile kuruluyor. Şerif Tekben ile devam ediyor. Ve o bölgedeki 8 vilayetten öğrenci alıyor. Orta çağ yaşayan köylerden çocuklar Akçadağ aydınlığına kavuşuyor. Yani birey oluyor. Yani toplumsallaşıyor. Özgürleşiyor. Kendini keşfediyor. Ve ben kendini Akçadağ'da enerji santrali, elektrik santrali kuruyorlar. Ve her kış elektrik santrali donduğunda hep birlikte gidiyorlar santrali çalışır hale getiriyorlar. Akçadağ köy enstitüsünde meteoroloji istasyonu kuruyorlar. Ölçüm yapıyorlar. Bilimsel bilgiyi temel alıyorlar. Ve o bölgedeki meyveciliği, kayısıcılığı merkezi Akçadağ köy enstitüsü oluyor. Ve ilk defa köylüler sebze yetiştirmeyi, hayvan yetiştirmeyi ve kayısı yetiştirmeyi ve Akçadağ Köy Enstitüsü'nden öğrenerek geliyorlar. Ve o Akçadağ'a giden öğrenciler 11-12 saat 2 günlük yürüyüşlerle araba yok, ulaşım yok, onunla gidiyorlar. Bütün köy enstitüler tren yollarının kenarlarını kurulmuştur. Akçadağ istasyonu da aydınlanma giden çocukların işte indikleri, trenden indikleri yer olmuştur diyelim. Sevgili arkadaşlar, evet. Önemli son bir cümle söyleyeceğim. Bu birinci kuşakta bütün bu sorunlar demokratik katılımla, hukuk devletiyle, laik demokratik ilkelerle bakarak yeniden düzenleyebiliriz. O yüzden bütün örgütlerin, eğitimle ilgili sendikaların, eğitimle ilgili dernek ve kuruluşların bu imeceye, bu çözüm arayışlarına katılması gerekiyor. Çözüm önerilerimi ikinci planda, ikinci konuşmamda dile getireceğim. Teşekkür ediyorum ilk etapta. Teşekkür ederiz Kemal Hocam. Şimdi değerli arkadaşlarım, demin de söylediğim gibi Besni Eğitim Vakfı Belediye Başkanlığı ve Kaymakam'ın ortaklaşa birlikte kutladığımız bayram Türkiye'de tüm devlet organları tarafından benimsenen ve katılımı sağlanan bir bayramdır. Ve geçen eğitim bayramımızda Milli Eğitim Bakanı kendisi bizzat katılmıştır. Valisiyle, kaymakamıyla, bakanlarıyla katılım sağlanan bir bayramdır. Bu eğitim bayramımızda da Milli Eğitim Bakanımızın bir mesajı var. Onu da bu kısaca burada okumak istiyorum. Değerli Besni Eğitim Vakfı mensupları, Besni Eğitim Vakfı'nın eğitimi desteklemek adına yaptığı her türlü çalışmayı takdirle takip ediyoruz. Gönüllülük esasıyla yapılan her çabanın nezdinde ayrı bir yeri vardır. 22. Besni Eğitim Bayramı'nı bütün eğitim çalışanları adına kutluyor. Başarılarınızın, kıymetli çalışmalarınızın devamını diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Profesör Ziya Selçuk imzasıyla bayramımızı da aynı şekilde kutladı. Çok sayıda belediye başkanından ve devlet büyüklerimizden kutlamalar aldık. Bu anlamda bu bayram tüm Türkiye'nin ve uluslararası bir bayram haline gelmesi için çalışmalarımız var, çabalarımız var. Onu da belirtelim ve bu arada Eğitimsen asıl işin başında okullar açıldı. Eğitimsen'in tespitlerinin olduğunu biliyorum. Özgür Bozdoğan, Eğitimsen Genel Sekreteri. Ben de eski bir Töpdörlü öğretmen olarak biliyorum çok önemli bilgiler var. Özgür Bozdoğan'dan yeni eğitim yılı ne tür sorunlarla açıldı, başladı? Özgür Bozdoğan'dan bunları bir dinleyelim. Evet. Ben de tüm katılımcıları, tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize selamlar. Kolay gelsin. Sizleri böyle görmek çok güzel. Hele hele bir eğitim bayramı etkinliğinde, eğitimle ilgili bir bayramın düzenlenmiş olmasından kaynaklı. Sizleri de kutluyorum ayrıca. Gerçekten oldukça önemli ve yaratıcı bir fikir. Eğitimin bayramı olur mu? Elbette eğitim eğer kamusal bir hizmet olarak tüm yurttaşların eşit yararlandığı bir hak haline gelirse bayramı olur. Davulla zurnayla da kutlamak gerekir. Biz de umuyorum ki önümüzdeki yıllarda tüm öğrencilerimizin ayrımsız bir şekilde şu an eğitime ulaşamayan, eşitsizlik yaşayan, mağdur olan tüm öğrencilerimizin eğitime ulaştığı günlerde hep beraber bu bayramı çok daha etkili bir şekilde kutlarız. Ellerinize sağlık diyerek ben başlayayım. Şimdi değerli arkadaşlar, kuşkusuz hepimiz deneyimledik, hep beraber yaşadık. Geçtiğimiz Mart ayında
salgının hızla yükselişiyle beraber tüm dünyada okullar kapandı. Şimdi okulların kapanması alınan en etkili halk sağlığı önlemlerinden biriydi. Esasında okulların neden kapandığı, neden kapanması gerektiği açıklandığında çokça sorulan, az önce Abbas Bey'in de sorduğu her yer açık ama okullar neden kapalı sorusuna da yanıt bulmuş oluyoruz. Okullar çünkü kendi doğası gereği öğretmenlerin, öğretenlerin, üniversitede akademisyenlerin, hocaların ve öğrencilerin aynı mekanda bulunmak durumunda olduğu, aynı mekanda uzun süreler geçirmek durumunda olduğu kurumlar ve İsrail'de yaşananları dikkate aldığımızda okullarla ilgili eğer önlemler sağlıklı bir şekilde alınmazsa, geçerli bir şekilde alınmazsa salgının yükselmesinde çok ciddi bir zemin oluşturan kurumlar aynı zamanda. O yüzden okulları değerlendirirken herhangi başka bir kurumla benzeştirerek, onunla karşılaştırarak değerlendirmek yerine kendi doğallığı, kendi özgünlüğünde değerlendirmek gerekir. Kuşkusuz yüz yüze eğitimin geçilmesi, yüz yüze eğitime bir an önce geçilmesi ve eğitimin bir hak olarak tüm öğrencilerimize salgın döneminde sunulması, bu ayrı bir tartışma. Eğitim senin bu konuda düşünceleri çok net. Ama salgının gelmiş olduğu aşamada bir halk sağlığı önlemi olarak okulların kapanması küresel olarak uygulanan bir önlemdi. Ve bu önlem belirli bir süre içerisinde özellikle UNICEF rakamlarına da bakıldığında toplam 1,5 milyar öğrencinin küresel olarak 1/3'ünün radyo, televizyon da dahil uzaktan eğitime hiç erişiminin olmamasından dolayı çok ciddi eşitsizliklere neden oldu. Ve belirli bir süre sonra gördük ki sağlık kriziyle beraber esasında dünya genelinde de bir eğitim krizi var. Ve bu eğitim krizi hala etkisini artırarak sorunlar daha da detaylanarak devam etmekte, herhangi bir çözüm üretilmemekte. Ve dünya genelinde başlayan bu eğitim krizi bir başka gerçekliği daha gösterdi bize. Küresel olarak ülkeleri yöneten siyasal iktidarlar eğitimle ilgili bütçe ayırmak, eğitimle ilgili geçerli önlemler almak yerine piyasanın işleyişinin devam etmesi için aldıkları palyatif önlemlerle salgının bastırılmasında yeterince başarılı olamadılar. Ama okulların da bir an önce açılması gerekiyordu. Eğitimciler, eğitim sendikalarıyla siyasal iktidarlar arasındaki görüş ayrılığının tüm dünyada yaygın olarak var olduğunu, ortaya çıktığını ve hala devam ettiğini görüyoruz. Bizde de esasında benzer bir durum söz konusuydu. Mart ayı ile beraber okulların kapanması ve arkasından Mart'ın son haftasında uzaktan eğitime geçilmesiyle çeşitli sorunlara tanıklık ettik. Ancak Mart ayında, Nisan ayında tanıklık ettiğimiz sorunlar bir anda uzaktan eğitime geçen her sistemde olabilecek sorunlar olarak görüldü. Her sistemde aksayan yanlar vardı, işlemeyen yanlar vardı. Türkiye'de de böyleydi. Ancak Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı çok daha farklı bir uygulama yaptı. Farklı bir yönelim içerisine girdi. Sorunları kabul etmek yerine sorunları yok saydı. Esasında herhangi bir sorunu çözebilmeniz için önce onu sorun olarak görmeniz lazım. Örneğin şu an Türkiye'de yine Milli Eğitim Bakanlığı rakamlarıyla söyleyelim. 6.322.878 öğrenci geçtiğimiz eğitim öğretim yılında EBA'yı kullanmamış. Siz bunu bir sorun olarak görürseniz bu soruna çözüm üretmek durumunda kalırsınız. Ama bunu bir sorun olarak görmezseniz, ortada bir sorun olduğunu düşünmezseniz ve sürekli kamuoyunu eğitimde her şeyin, bütün sorunların çözüldüğünü ve işlerin iyi gittiğine inandırmaya çalışırsanız, bununla ilgili bir kamuoyu oluşturma çalışması içerisine girerseniz tabii ortadaki sorunlar da büyüyerek devam eder. Yeni eğitim öğretim yılına girdiğimizde çok ciddi sorunlar bu nedenle varlığını devam ettiriyor. Yani geçtiğimiz 5-6 ay içerisinde salgının devam edeceği ve salgın koşullarında yeni eğitim öğretim yılına başlanacağı olabildiğince açıkken ve bunu sıradan sokaktaki herhangi bir yurttaş görüyorken Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve dolayısıyla esas sorumlu olan siyasi iktidarın eğitim alanıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapmaması ve bununla ilgili esasında geçerli bir stratejisinin olmaması şu an çok büyük sorunlarla yeni eğitim öğretim yılının başlamasına neden oldu. Burada öncelikle şunun altını çizelim. Biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı ne yüz yüze eğitime hazır ne uzaktan eğitime hazır. Bunu bir beceriksizlik, plansızlık, öngörüsüzlük, kamu yöneticilerinin bu işte ehil olmaması vesaireyle açıklamak esasında işin daha kolay olan yönü. Yani bunu şöyle söyleyemeyiz. Herhangi bir sorumlu genel müdürlüğün bu konudaki öngörüsüzlüğünden kaynaklı şu an şu örneğin ilkokullarda ve ortaokullarda sorun yaşanıyor diyerek bu kadar basit bir şekilde bu sorunu tanımlayamayız. Biz burada bir yaklaşım eksikliğinden, biz burada sorunun doğru tarif edilmemesinden kaynaklı problemlerin varlığını sürdürdüğünü düşünüyoruz.
Öncelikle tüm izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin şunu bilmesi lazım. Öğrencilerimizin tek tek bireysel gelişimleri, psikolojik, sosyal olarak kendilerini gelecek dünyaya hazırlamaları, duygusal gereksinimlerini karşılamaları, kendi kişisel gelişimlerini sürdürebilmeleri, arkadaşlarıyla o akran ilişkilerini geliştirebilmeleri, akademik gereksinimlerini karşılamaları, ilgi ve yeteneklerinin farkına vararak kendi gelişimlerini sürdürebilmeleri için yüz yüze eğitim çok önemli ve olmazsa olmaz. Bununla beraber okul çocuğun korunmasında en önemli kamusal denetim araçlarından biri. Yani çocuğa dönük istismarda da, çocuğa dönük şiddette de okul önemli koruyucu bir unsur, koruyucu bir kamusal araç ve bir denetim aracı, kamusal bir denetim aracı. Şu an tamamen bu denetim aracı devreden çıkmış durumda. Üçüncü ve bizim açımızdan belki de çok önemli olan bir başka konu da şu, okulların uzun süre kapalı kaldığı ülkelerde doğal afetlerden, savaşlardan, farklı nedenlerden kaynaklı, örneğin Afganistan gibi, örneğin Afrika'daki pek çok ülke gibi, okulların uzun süre kapalı kaldığı ülkelerde okullar yeniden yüz yüze eğitime başladığında okulu terk oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Okula yeniden başlama oranlarındaki düşüşlük özellikle küresel olarak tüm eğitim sendikalarını rahatsız ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler bu konuda uyarı yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin uyarısını ciddiye almak gerekiyor. Gerçekten bir kayıp nesil, bir kayıp kuşağın oluşma riskiyle karşı karşıyayız. Peki okulu terk eden, okula yeniden başlamayan öğrenci nereye gidiyor? Örneğin Sudan'a bakalım, Afganistan'a bakalım ya da Liberya'ya bakalım, Ruanda'ya bakalım. Bakın burada iki seçenek var. Ya sermaye için ucuz iş gücü olacaksınız ya da köklenci grupların kitle tabanı olacaksınız. Şimdi ondan dolayı yüz yüze eğitim, öğrencileri eğitim süreci içerisinde tutmak sadece bireysel olarak öğrencilerin gereksinimleri ve gelecekleriyle ilgili değil, toplumun geleceğiyle ilgili, toplumun yarınıyla ilgili temel bir sorun. Ondan dolayı bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili tüm dünyada eğitim sendikalarının hükümetlere, ülkelere, ülkeleri yönetenlere dönük bir görüşü var. Biz de aynı görüşü ifade ediyoruz. Bunun olması içinse salgının mutlaka belirli oranda bastırılması gerekiyor. Yani salgın belirli oranda bastırılmadan, yeni vaka sayıları belirli bir oranın altına düşmeden okulların açılmasını tartışmamız mümkün değil. Sağlık örgütleriyle ve sağlık emekçileriyle hekimlerle bir çalışma yaptık 12 Ağustos'ta. Hekimlerle yaptığımız çalışmada Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizimle beraberdi. Halk sağlığı uzmanları bizimle beraberdi. Yine enfeksiyon hastalıkları uzmanları bizimle beraberdi. Ve hocaların bize söylediği çok açıktı. Okulların açılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyduğu kriterin mutlaka karşılanması lazım. Kriter şu, ülke nüfusunun 100 binde bir oranına yeni vaka sayısı düşmeden okulların açılmasıyla ilgili bir tartışma yapmak mümkün değil. Bu rakam bizim için yeni vaka sayısının günlük 800'ün altına düşmesi. İki, sadece günlük vaka sayısının 800'ün altına düşmesi yetmez. Okullarda gerekli fiziki önlemlerin alınması ve gerekli diğer tedbirler, yani sağlık personelinin atanması, okullara ek öğretmen atamasının yapılması, ek derslik oluşturulması, ek okul açılması, fiziki mesafenin korunarak öğrencilerin eğitim öğretim yapması gibi pek çok unsurun yerine gelmesi gerekiyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı da ve bakanın kendisiyle geçtiğimiz Perşembe günü yaptık biz görüşmemizi. Orada da uzun uzun konuştuğumuz en önemli konu buydu. Yani okulların açılmasını sadece şekli, mühendislik önlemleriyle yapamazsınız. Okulların açılmasıyla ilgili gerekli, uygulanabilir, geçerli tüm önlemlerin alınması lazım. Bunun ön koşulu belli. Salgınla ilgili mücadelede etkili ve geçerli yöntemler olacak. Enfeksiyon zinciri belirli oranda kırılacak ki biz okulları yeniden açalım. Az önce o yüz yüze eğitimle ilgili söylediğimiz o gereksinimleri yerine getirelim. Peki seçeneğimiz ne? Şu an ilkokul birinci sınıflar ve okul öncesi öğrenciler okullarda. Önümüzdeki haftalarda bakanla tabii yeniden görüşeceğiz. Yaptığımız geçen haftaki görüşmede özellikle Ekim'in birinci haftasından sonra aşamalı olarak başka sınıflar başlar mı, başlamaz mı? Eğitim camiasında yaygın görüş 10 yaş altında belki bir sınıf ya da iki sınıf daha yüz yüze eğitime başlayabilir ama o çokça tartışılan sınavdan kaynaklı 8'lerin 12'lerin başlaması vesaire gibi zaten sınav merkezli bir eğitim sistemi olduğu için eşitsizlikleri derinleştiren, eleyen, öğrencilerin büyük bir bölümünü yok sayan bir eğitim sistemi şu anda da özellikle bu basınç altında.
Yani neden 8'lerde 12'ler açılsın basıncı var? Çünkü onlar sınava girecek. Sınava girecek öğrencilerin ne yapması lazım? Yarışması, rekabet etmesi, sınava hazırlanması lazım. Bir taraftan uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler de olanları aynı sınava alacaksınız gibi pek çok eşitsizlik noktası var. Buradan devam edelim. Peki bakanlığın bize sunduğu yöntem neydi? Pek çok diğer ülkelerde olduğu gibi uzaktan eğitim. Diğer ülkelerdeki eğitim sendikaları da kendi ülkelerindeki yönetimleri eleştiriyor. Biz de kendi ülkemizdeki Milli Eğitim Bakanlığı yönetimini ve yaklaşımını eleştiriyoruz. Bakın bir kere daha söylüyorum size rakamı. 15.189.878 kamu okullarında geçen sene resmi aktif öğrenci vardı. EBA'yı kullanabilen, uzaktan eğitime erişebilen öğrenci sayısı 8.867.000'di. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi rakamlarıyla. 6.322.878 öğrenci, o çokça övündüğümüz, dünyada birkaç tane örneği olduğunu söylediğimiz EBA'ya hiç girmedi. Yoksul çocuklar EBA'ya hiç girmedi. Mülteci ailelerin çocukları EBA'ya hiç girmedi. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları EBA'ya hiç girmedi. Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar EBA'daki uzaktan eğitimden hiç yararlanmadılar. Yani biz toplam öğrenci nüfusumuzun yaklaşık 1/3'ünü sistemin dışında tuttuk ve bu sistemin dışında kalmasından rahatsız olmadık. Esas sorun bu. Şimdi yeni uzaktan eğitim dönemi başladı. Üzülerek görüyoruz ki sorumlu olan, kamusal olarak bu gereksinimleri yerine getirmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı EBA destek noktaları adı altında okullardaki bilgisayarları öğrencilere açtım diyor. Ama bir program, televizyonda program yapımcısı ve Kızılay kampanya yapıyor bilgisayar gereksinimini karşılamak için. Şimdi bir ülkedeki kamusal eğitim ihtiyacı eğer herhangi bir sanatçının yapacağı kampanyayla karşılanacaksa gerçekten sorun var. Sanatçılar kampanyalar yapsın, ona karşı değilim. Kimi destekler sunsun, ona karşı değilim. Ama asıl sorumluluğu olan kamu yöneticileri, kamu kurumları kendi sorumluluklarını yerine getirmek yerine bunu havale ediyorlarsa Kızılay'a ve vatandaş kısa mesaj atarak eğer öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacaksa biz öncelikle bunun bir sorun olduğunu kabul edelim. Televizyon ekranlarına çıkıp da dünyada bu işi en iyi yapan 2-3 ülkeden biri biziz, hadi bizi alkışlayın demeyelim. Şimdi birinci sorun bu. Yani uzaktan EBA çöküyor zaten. EBA da çöküyor sonra zaten. Tabii ki. Uzaktan eğitime erişim çok temel bir sorun. İkinci sorunumuz şu. Daha kuramsal olarak bakarsak bir öğretim tasarımı üzerine şekillenmemiş bir uzaktan eğitim süreci yapıyor. Ve bilim insanları, eğitim bilimciler diyor ki şu an bizim yaptığımızın adı uzaktan eğitim değil. Acil uzaktan öğretim. Uzaktan eğitim dediğiniz eğitimin kendisi aşamaları planlanmış, iyi organize edilmiş, dijital ders içerikleri ve diğer destekleyici materyallerle tam olarak planlanmış bir dersten bahsediyoruz uzaktan eğitim dediğimizde. Şu an yaptığımızsa bizim normal yüz yüze eğitim için hazırlanmış ders içeriklerinin sadece çevrim içi platformlara aktarılmasıyla sınırlı. O yüzden dünya genelinde buna acil uzaktan öğretim adı veriliyor. Geçici bir süre için sadece geçici bir dönemde kullanılabilecek bir yöntem olarak kullanılıyor. Ama Sayın Bakan kendisi de eğitim bilimci. Hani kendisine de ifade ettiğimiz için söyleyeyim. Bunu sanki kalıcı bir sistemmiş gibi ve kusursuz işleyen bir sistemmiş gibi bize sunuyor. Oysa biz de diyoruz ki bir var olan gerçekliği olduğu gibi kabul ederek eksikliklerini görüp gidermek gerekir. Bu bir yöntem. Ama siz gerçekliği bir biçimiyle yapılandırarak sunduğunuzda sanki sorun yokmuş gibi, evet sorun olmaz. Bakın şunu söyleyelim. 2 hafta önce Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü mevsimlik tarım işçisi çocuklar tarlada çalışırken çocuklara mobil EBA destek aracı gönderdi. Ve bunu sanki çok iyi bir şeymiş gibi Anadolu Ajansı'na haber yaptırdı. Biz de kendilerine dedik ki ya bir eğitim yöneticisi tarlada çocuk gördüğünde senin tarlada ne işin var diyerek çocuk işçiliğiyle mücadele etmiyorsa, çocuğun tarlada bulunmasını sorun etmeyip oraya mobil EBA destek aracı gönderiyorsa zaten o sorunu çözme şansı yok. Ondan dolayı üçüncü aşamaya geliyoruz. Yani öğretim tasarımıyla beraber eşitlik öğretim tasarımı, bununla beraber yoksulluk diğer tüm araçlarla beraber bütünleştirilmediği sürece, yoksullukla ve çocuk işçiliğiyle mücadele edilmediği sürece uzaktan eğitim sürecinin başarıya ulaşması mümkün değil. İçerikle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bakın amaç araç ilişkisi uzaktan eğitimde doğru kurulmadığı için şu an uzaktan eğitim aracılığıyla sanki yetişkin eğitimi yapılıyormuş gibi.
bakın yetişkinlere dönük bir eğitim yapılıyormuş gibi akademik bilginin tek taraflı olarak öğretmenden öğrenciye doğru yönlendirildiği bir süreç olarak görülüyor uzaktan eğitim. Ancak biz diyoruz ki şu an öğrencilerimizin ihtiyacı olan tam olarak bu değil. Şu an öğrencilerimiz salgına karşı yalnız olmadıklarını hissetmek istiyor. Şu an öğrencilerimiz dayanışma, birlik, paylaşma, yardımlaşma... Hocam ikinci şeye geçelim mi? Yavaş yavaş son cümleyi söylerseniz. İçerikle ilgili sorunlar var. Üçüncü evet. Son bölümü söyleyeyim. Ve burada bir hazırlıksızlık mevzuatla ilgili var. Bakın şimdi biz uzaktan eğitime erişimi bu kadar sınırlı olan bir ülkede öğrencilerin tamamını tüm konulardan sorumlu tutarak okullara çağırıp sınav yapmayı planlıyoruz. Gerçekten bu inanılır gibi değil. Yani öğrenciler bilgisayarı olmayan bir 10. sınıf öğrencisini 10. sınıf fizikten okula çağırıp nasıl sınav yapacaksınız? Sonra o çocuğun aldığı o sınav notuyla üniversiteye giriş başarı puanının belirlenmesini etki etmesini nasıl kabul edeceksiniz gibi pek çok evet. sorunla başladık ve bu sorunlar devam ediyor diyerek evet. bu peki. Teşekkür ederim. İsterseniz soru cevabı geçmeden bir kısa bir tur daha yapalım. İmkanımız var sanıyorum. Burada Abbas Güçlü görünüyorsa, oralardaysa Abbas Güçlü'nün LGS ve YKS uygulamaları ne gibi eşitlik, eşitsizlik ve sonuçları doğurur? Bu konuda bize bir bilgi verebilir mi? Abbas Bey? Tamam, buradayım ben. Birkaç köyerslerle ilgili hatırlatmak istiyorum. Köyersleri sadece Türkiye'nin evet. değil, evet. dünyanın en önemli eğitim modellerinden biriydi. Ne yapıyordu? Sorun çözen, üreten insanlar yetiştiriyordu. Şimdiki eğitim sistemi ne yapıyor? Şimdiki eğitim sistemi sorunları halının altına süpüren ve sorun yaratan bir sistem yetiştiriyor. Pandemi döneminde şunu gördük ki günde 500 soru çözen çocuklar iki yumurta kırıp karınlarını doyuramadı. İşte köyensleri modeline artık Türkiye köye dayalı bir toplum köyensleri geride kaldı deme yerine köyenslerin ruhunu yeniden yaşatmak gerekir. Üreten, sorun çözen, her türlü probleme karşı donanımlı ve entelektüel insanlar yetiştiren öğrenciler bizim yeniden dizayn etmemiz lazım ve beklentilerimiz o yönde olması gerekir. En büyük aksaklıklardan birisi oydu. Köyenslerinden sonra yine çok başarılı bir model olan Anadolu Liseleri de adeta yok edildi. Anadolu Liselerinden sonra artık Anadolu'daki o fakir fukara yetenekli çocuklar dünyaya açılamıyor, dil öğrenemiyor ve tabela okullar olmanın dışına çıkılamadı. Yani eğitimde hemen hemen her alanda ciddi kan kayıpları söz konusu. Şimdi eğitime başlamasına yönelik olarak eğer biz yüz yüze eğitime başlatma konusunda kararlı olursak pandemi de dahil her şeyleri kontrol altına alabiliriz. Ama biz bunu konuda bir çaba içerisinde değil, sorun orada. Yani 8-10 günde, 20 günde, 1 ayda devasa hastanelerin yapıldığı bir ortamda eğer biz 7-8 ayda yeni bir okul, yeni bir derslik yapmadıysak burada kendimizi sorgulamamız lazım. Okullarda hijyen koşullar rahatlıkla oluşturulabilir. Eğer biz bu hijyen koşulları okulda oluşturamayacaksak nerede oluşturacağız? Bu konuda kararlılığımızı ortaya koymamız lazım. Biz artık yüz yüze eğitime geçme zamanı gelmiştir. Aradan 8 ay geçti, bir 8 ay daha mı geçecek? Diyelim aşının bulunması, hayata geçmesi uzun sürdü. 2 sene daha sürdü. 2 sene daha mı çocuklara uzaktan eğitim vereceğiz? Kaldı ki Türkiye'nin uzaktan eğitim altyapısı herkese ulaşılabilir şekilde değil. Fiber optik kablo olmadan uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değil. Artı uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması yıllarca sürer. Biz şimdi yüz yüze öğretimi uzaktan yapmaya çalışıyoruz ki bu da en büyük yanlışlardan birisi. Şimdi işte bilgisayar, tablet kampanyaları, kızılaya yardımına muhtaç hale geldiyse zaten o bitmiştir ama şimdi verdiğiniz zaman biraz öncesine gidin. Fatih projesi vardı hatırlarsınız. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak lanse edildi. Ve bazı kentlerde, bütün öğrencilere tablet dağıtıldı. Ne oldu o tabletler şimdi ne orada? Eğer tabletle bilgisayar dağıtmakla bu iş çözülmüş olsaydı şimdiye kadar Türk eğitim sistemi çok çok fazla yol kat etmişti. Akıllı tahtalarla bu iş çözülüyor olsaydı çok fazla yol kat edilmişti. Hiçbir konuda yol kat edemediğimizin ortaya çıktığını bir kez daha gördük. Şimdi bu aşamada bence kabahatli arama yerine güçlerimizi nasıl birleştirip yeniden biz çocuklarımızı okullu yaparız ona bakmamız gerekir. Yani öğretmenler odasında toplanmazlar, farklı odalarda toplanırlar. Bütün dersleri aynı anda çalmazlar, farklı aralıklarla çalar.
Yani dünya ne yapıyorsa bizim de bunu yapmamız lazım. Koridorlardan birisi geliş için kullanıyorsa diğeri gidiş için kullanılır. Yani yapılacak çok fazla iş var ve bu konuda bir koordinatör, bir üst akıl yok. Sorun orada zaten. Bir üst akıl olsa, yani liderler mi, sivil toplum liderleri mi, parti liderleri mi ya da toplum önderleri oturup bu konuda aynı masa etrafında toplanıp bir çözüm aramayacak da hangi konuda arayacak? Çocuklarımız için, ülkenin geleceği için biz bütün diğer sorunları bir kenara bırakıp bir uzlaşma içerisine girmeyeceğiz de hangi konuda gireceğiz? Yani Türkiye'nin pek çok sorunu var ama bugün için en büyük sorunu, sağlıktan daha büyük bir sorunu eğitim sorunudur. Sağlıkta işte günde 80 kişi ölüyor, 60 kişi ölüyor. Ama eğer eğitimsiz gidersek biz kayıp kuşaklar ortaya çıkacak. Bu kayıp kuşakların ortaya çıkardığı ölümler ya da verdiği zararlar bu ülkeye çok çok daha yüksek olacaktır. Burada riski göze alan yöneticilere ihtiyacımız var. Akıllı projeler üreten yöneticilere ihtiyacımız var. Ve halkın da artık sen hangi partidensin, sen hangi görüştensin deme yerine eğitimin daha iyileşmesi konusunda tüm fikirlerini, ayrıcalıklarını bir tarafa bırakıp çocukların geleceği için ortak noktalarda buluşmaları lazım. Bu ortak noktalardan birisi de okulların daha iyi koşullara sahip olması. Ha, okullarda hala hizmetli kadrolar atanmadı. Demek ki devletin gücü yok. Hayır, ben parayı oraya harcayacağına, buraya harcayacağına gelsin, buraya harcasın söyleme. Sadece siyasetin ötesine geçmeme olur. Bugün okulların hijyen koşulları sağlaması için çocuklarımıza bu desteği sağlayacaksak biz verelim, sonra hesabını soralım. Hangi yoldan soracaksak soralım. Sandıktan mı sorarız, mahkemeden mi sorarız, farklı bir yerden mi soracaksak soralım. Ama okullardaki hijyen koşulları bir şekilde bizim artık sağlamamız gerekiyor. Bu yasayla sağlanması gerekiyor. Örneğin yerel yönetimler bugün verirler, yarın vermeyebilirler. Pandemi sonuna kadar bütün yerel yönetimler bölgesindeki okulların bütün temizliğinden, onarımdan sorumlu olması lazım. Bütün hastaneler ve sağlık kurumları o bölgesindeki okullara sağlık hizmeti vermek görevlidir diye bir yasal düzenlemeler yapılırsa bunlar çok kolay sağlanabilir. Ben Türkiye'de okulların açılması için bir neden göremiyorum. Ha, burada pandemi sayısı, hasta sayısı 800'ün altına, ölüm sayısı da 10'un 15'li rakamlara inecekse bunu yapalım. Ne için yapalım bunu? Çocuklarımızın sağlığı için. Yani ticaret için değil ya da turizm için değil ya da farklı noktalar için değil. Çocuklarımızın geleceği için bunu yapacağız diyerek eğer anne babaları çocuklar üzerinden duyarlı olmaya çalışırsak sanki çok daha etkili olurlar. Çünkü yani ticaret için yapıyoruz dediğiniz zaman bana ne senin ticaretine diyebilir ama bunu çocuğunun geleceği için biz bu rakamları, bu kurallara uymanız gerektiğini ciddi anlamda samimi bir şekilde anlatılırsa arkası gelecek diye ben tahmin ediyorum. Bu mücadelede samimiyet çok çok önemli. Samimiyetin önce oluşturulması gerekir. Rakamların doğru olması gerekir. Herkesin bir şekilde katkıda bulunmasına gerektiğine inandırılması gerekir. Yani biz bundan çok daha büyük zor koşullarda çalıştık. İşte hocamın kitabına ben de göz attım. Hangi koşullarda o köy enstitülerinin kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl yokluk içerisinde varlığa dönüştüğünü, nasıl o bozkırların yeşil ormanlara dönüştüğünü hep gördük. Niye? Çünkü bu işe, bu sevdaya inanmıştık. Şimdi bizim de bu pandemiyle savaşı kazanacağımıza inanırsak arkası gelecektir. Bunu sağlamamız lazım. Benim altını son bir kez açacak söylüyorum. Kabahatli arama yerine biz önce gelin bir şu ortadaki cenazeyi kaldıralım. Ondan sonra kim sorumluysa onlara bulup hesabını soralım derim. Teşekkür ederiz Abbas Bey. Şimdi bu arada belki de açıklamamız gereken şeylerden bir tanesi ben mevcut iktidarların işi bilmediklerini veya bilmedikleri için yanlış yaptıkları kanaatinde değilim. Kafalarında başka bir dünya var. Belki de ondan Celal Topkan eski milletvekilimizin bir sorusu var. O sorudan da o anlaşılıyor. Diyor ki mevcut iktidar diyor eğitim sistemini planlama, yönetim, örgütlenme, finansmanı ile bağımlılık kültürü öğretilmiş, ezberlerle hareket eden, sormayan, sorgulamayan nesiller yetişmek üzere yeniden yetiştirmesi gerekir diyor. Yani bunları biz sorgulayan öğrenci yerine sorgulayan öğrenciler yetiştirmemiz gerekir diyor. Ama bakıyorsun bazen de çok bilen, sorgulayan, hesap soran nesil değil de itaat eden ve kabul eden eğitim alanında bunların bir birikimi olması gerekiyor. Yani bizim
ben bunu konuşmacı Kemal hocama da bu soruda şunu söylüyorum. Yani gerçekten mevcut iktidar bilmiyor mu, yoksa başka bir yola mı götürmek istiyor eğitimi veya Türkiye'yi? Buradan yola çıkmak gerekir ve onların da ülkeyi çok sevdiklerini biliyorum. Hepimiz bu ülkemizi çok seviyoruz ama bazen olabiliyor. Ben imalatçıyım, bir yanlış yol izliyorum. Yanlış yol beni başarısızlığa götürüyor. Burada da ben mevcut iktidarın bir yanlış yol izlediği kanaatindeyim. Hangi yolla Türkiye'de eğitimi düzeye çıkarız? İşte söyledik, bir köy enstitüleri modeli var. Eğitim nedir? Eğitim sadece eğitim, öğretim ve sorgulayan, yaparak, yaşayarak öğretim. Bunlar zor şeyler değil, bunlar yapılabilecek şeyler. Neden bu yola girmiyor? Bir Kemal Hocam'dan bunu bir dinleyelim. Abbas Bey'in de bu konuda söyleyecekleri varsa söylesin. Evet, çok teşekkür ederim. Celal Topkan dostumu da buradan sevgilerimi iletiyorum. Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet'in kurucuları Türkiye'de 1923 Cumhuriyet devrimiyle laik demokratik bilimsel eğitim hayata geçirdiler. Mustafa Necati döneminde karma eğitim, 1936 eğitmen kursu ve 1940 köy enstitüsü. Yani evrensel pedagojik eğitim, laik, demokratik, bilimsel eğitimdir. Şimdi antitez nedir? Bugünkü siyasal iktidarın ürettiği eğitim sistemidir. Nedir? Laik bir eğitim sistemini karşılar. Başka nedir? Kamusal nitelikli eğitimi hayata geçiremiyorlar. Yani Türkiye düşünsel anlamda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım Cumhuriyet'in yetiştirdiği kuşakların öngörüsü, bir de 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin öngörüsü. Şimdi düşünün, İmam Hatip okullarında bugün 1,5 milyon çocuğumuz okuyor. Onlar bizim çocuklarımız. Ama ben İmam Hatip okullarında böyle laik bir eğitimin olduğunu söyleyebilir miyiz? İmam Hatip okullarından mezun çocuklarımız neden okullarda okuyor? Çünkü yarın kamuda bir işe girmek için bonservis görev görüyor o diploma. Yani buralarda yeniden düşünmeye, daha rasyonel bakmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, ben 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Geçen Mart ayından ve şu an İzmir Gümüdür'deki yazlığından konuşuyorum. Hepinizi oradan selamlıyorum. Uzaktan eğitim yaptık 9 Eylül Üniversitesi'nde. Evimde bilgisayardan çocuklara verdim. 80 kişilik sınıfta ancak 15 kişi izledi. Bunlar hangi yaş grubunda? 18-19-20 yaşlarındaki çocuklar. Şimdi önümüzdeki hafta 9 Eylül Üniversitesi eğitim başlayacak. Yine ne yapacağız? Buradan sorumlularımızı göndereceğiz. Çocuklar arada soru sorar soracaktı ama çocuklardan aldığım geri dönükler şu. Hocam, siz olmadıkça, sınıfta sizi görmedikçe, hocayı karşıda gözlerimize bakmadıkça, dokunmadıkça, yani eğitimin bir özelliği öğretmen-öğrenci ilişkisi, yakın olmaktır. Eğitimin doğru yürümediğini ve öğrenme motivasyonumuzun gelişmediğini ifade eden yazılı geri dönükler gönderdiler. Şimdi bizim yeni kuşak köyensel değerli olarak önümüzdeki döneme ilişkin bir takım önerilerimiz var. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de taşımalı eğitim denen bir süreç yaşanıyor ve 1,5 milyon öğrencimiz, köy çocuğumuz her gün sabah köylerinden en yakın bölgeye taşınıyor. Şimdi mesela bu salgın döneminde o bütün büyükşehir belediyeleri bunu yapabilir. O okulları restore ederek o okulları yeniden eğitim kurumu haline dönüştürebilirler ve 1,5 milyon öğrencinin taşınması önlenebilir. O hareketlilik önlenebilir. Pandemiyle ilgili süreçte önemli bir katkı olabilir. Bir başka şey, bugün okullar 5 gün eğitim yapıyor. Cumartesi, pazar da değerlendirilebilir. Daha çok o Abbas Bey'in dediği gibi 1 ve 2. sınıflarda eğitim öğretime başlayabilir. Bir başka potansiyel üniversite mekanları. Üniversitelerde şimdi uzaktan eğitim yapılıyor. Bütün sınıflar, bütün amfiler bomboş. Yani o birinci sömestrede ortalitedeki çocuklarımız için o mekanlar kullanılabilir diye düşünüyorum. Bütün sorun işte hazırlık yapmayınca, kafanızda ilk 6 ayda ne yapacağım? Planlama yok. Yani ve eğitimle ilgili çok uzak bir öngörü yok. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın pedagojik kökenli ama ondan beklenilenlerin çok altında kaldığını özellikle söylemeleri demeyeceğim. Yani o siyasal iktidarın çizgisinden bağımsız maalesef davranamadığını özellikle görebildiğimizi söyleyebiliyoruz. Şimdi geçenlerde Tabipler Odası İstanbul Kadıköy için bir rapor bir araştırma sonucu yayınladı. 6. COVID-19 raporu. Kadıköy'de virüsün yayılma hızı daha düşük ama bir üst gecekondu semtlerinde virüsün yayılma hızı daha fazla. Yani
sağlık ve salgın sınıfsal özellikler, karakterler göstermeye başladı. Bu aynen eğitimde de böyle. Yani yoksullar, alt gelir grubundaki insanların eğitim hakkından yararlanamadıkları bir ortama doğru gidiyor. Çok hızlı gidiyoruz. Mutlaka yüz yüze eğitim mutlaka olmalı. Ama siyasal iktidar ne yapmalı? Her okula bir sağlık personeli görevlendirebiliyor mu? Her okula iki tane personel görevlendirebiliyor mu? Yani bütün yatırımlarını eğitime aktarmalı. Kanal Altı projesi yerine okullara sağlık personeli, yardımcı hizmetlerden insanlar ve atanamayan öğretmenleri atanmalı ve bütün her yerde cıvıl cıvıl bir eğitim ortamı yaratılabilir. Yeter ki istensin, yeter ki o bir şey olsun, bir görev haline gelsin. Eğitim hakkı, sağlık hakkı kavramını mutlaka bu ülkenin çocuklarından hayata geçireceğiz anlayışı egemen olsun. Bunlar yapılırsa ben Abbas Bey'e katılıyorum. Yani okullara sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli, hijyen ve dezenfektandan her bir malzeme sağlanırsa uzak göz göze yüz yüze eğitimin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bir de bir başka önerim var. Bizim 9 Eylül Üniversitesi'nin bir dönem aktif öğrenme veyahut da probleme dayalı öğrenme süreçleri yaşadık. Şimdi mesela bu televizyonlarda TRT kanalların birinde ülkenin aydınları, sanatçıları, gazetecileri, örneğin virüsü anlatırken, virüsün içerisinde matematiği, biyolojiyi, fiziği anlatarak bütünsel bir bakışla probleme dayalı öğrenme biçiminde çocuklara destekleyici programlar yapılabilir. Yani bu yeter ki isteyelim. Yani bir ülkenin aydını bir sanatçı çıksın, müziği anlatırken müziğin matematiği, müziğin fiziğini de devreye soksun. Veyahut da virüsü anlatırken yine biyolojisi girsin. Yani çocuklara okul dışında, okuldaki olanaklar dışında önemli kanallar aracılığıyla çocukların böyle kafalarındaki o felsefe eğitimi verilebilir, tarih eğitimi verilebilir. Ama ülkedeki bu bölünmüşlük, birbirini öteki gören çizgi bunu engel olduğunu düşünüyorum. Keşke bunlar aşılsa da bu virüse karşı toplumsal bir hep birlikte mücadele, eğitim hakkını, sağlık hakkını birlikte bakan bir anlayışla yan yana gelebilsek diye düşünüyorum. Soru ve cevaplara sonra Özgür Hocam'dan sonra soru ve cevaplara geçelim. Orada da bir şey yaparız. Çok teşekkür ederim ben bütün arkadaşlarım. Ben de teşekkür ederim. Yani burada Özgür Hocam'a olayın içinde biliyor. Eğitim alanında oluşacak salgın koşullarından çocuklarımızı, öğrencilerimizi nasıl korumamız gerekir? Dinleyicilerimizin arasında çok sayıda anneler var, çocukların yakınları var. Bunlara öğrenciler var, birlikte izlediklerini biliyorum. Bunlara ne söyleyebileceksiniz Özgür Hocam? Bu salgın koşullarından nasıl korumalıyız? Okula giderken, gelirken ne de olsa okulu bu şartlar zorlayacak. Bu okul hayatı başlayacak, bugün başlayacak, kademeli olarak başlayacak. Bu arada neler önerebiliriz? Şimdi öncelikle tabii ailelerin ve öğrencilerin salgında eğitimle ilgili çok ciddi bir farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Şimdi yeni normal denilen bu yeni koşullarda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Yani ne eğitim öğretim eskisi gibi olacak, ne okula eskisi gibi gidilip gelinecek, ne de okullardaki bizim gündelik yaşantımız eskisi gibi olacak. Tabii burada ailelerin ve öğrencilerin alacağı önlemler, bireysel olarak kendilerini salgına karşı hazırlamaları ve salgın koşullarında gündelik yaşamlarını sürdürmeleri burada bir bölüm, ama burada daha önemlisi olan bizim konuşmamız gereken ve ısrarla altını çizmemiz gereken kamu yöneticilerinin, eğitim yöneticilerinin eğitim ortamlarını salgın koşullarında yüz yüze eğitim vermeye hazır hale getirmesi. İkinci bir görevleri de uzaktan eğitimi tüm öğrencilerin eşit şekilde yararlanacağı kapsayıcı bir yaklaşımda geliştirmeleri. Bir öğretim tasarımı üzerine inşa etmeleri. Burada özellikle bu sene LGS ve YKS sınavları ile ilgili tartışmaların çok daha belirleyici olacağını unutmamak gerekir. Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede özellikle LGS sınavı ile ilgili yeniden bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Kendisi de hani bu yoğunlukta o hafta mümkün değildi ama önümüzdeki günlerde mutlaka LGS ile ilgili bakanlıkta yeni bir değerlendirme yapacağız. Mutlaka burada çocuklarımızın geleceğini belirleyen eğitim yaşantılarına dışarıdan yapılacak tüm etkileri en aza indirmek gibi temel bir görevimiz var. Fakat burada iki önlem, iki boyutta sizin sorunuza yanıt vereyim. Bir, sağlıkla ilgili alınması gereken önlemler var. Okul yaşantısının sorunsuz devam edebilmesi için. İki, eğitim öğretimle ilgili alınması gereken önlemler var.
sağlıkla ilgili alınması gereken önlemlerde Dünya Sağlık Örgütü esasında tüm ülkelere yayınlamış olduğu rehberlerde ne tür önlemlerin alınması gerektiğini ifade ediyor. Örneğin diyor ki sadece öğrenci lavaboları yeterli olmaz. Belirli sayıda öğrenci için el yıkama üniteleri oluşturmanız lazım. Öğrenciler teneffüslere çıkıp teneffüsten geri gelirken mutlaka ellerini yıkamaları gerekiyor. Öğrencilerin ellerini yıkarken onlara nezaret edecek mutlaka görevli nöbetçi öğretmenlerin ya da okul görevlilerinin bulunması gerekiyor. En önemli mesele okuldaki temizliği, hijyeni sürekli hale getirmek, sürekli tutmak. Bu temel kural bu. İki, fiziki mesafeyi sağlamak. Bunun için de gerekli olan bütçe ve ek personel. Şimdi burada biz kamuoyuna diyoruz ki, tüm kamuoyuna, özellikle üzerinde ortaklaşacağımız nokta bu. Farklı siyasi partilere oy verebilirsiniz, farklı düşünebilirsiniz, farklı yaşayabilirsiniz. Ama çocuğunuz aynı okula gidecek. Çocuğunuz aynı koşullarda eğitim. Suya akmayan okullar varsa suyunu hemen vermek lazım. Hala vardır. Burada, ben öğretmenliğimde çok doğu. Evet. Kesin burada temel mesele şu. Şimdi uzunca bir süredir Türkiye'de merkezi iktidarın yapmadığı, yerine getirmediği sorumlulukları vatandaşların ya da kimi kuruluşların kampanyalar aracılığıyla ya da bağışlarla yaptığı bir sistem işliyor. Bu sistemin kendisi kamusal bir sistem değil. Kamusal bir sistemin devam edebilmesi için mutlaka ülkenin gelirlerinin sosyal bir bütçe, sosyal bir devlet anlayışı içerisinde yeniden planlanması gerekiyor. Şimdi 2021 bütçesi yapılacak. Ekim ayı içerisinde bütçeyi tartışacağız. Şimdi 2021 bütçesi dünya genelinde tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de salgın koşullarında yapılan bir bütçe olacak. Ve salgın koşullarında yapılan bütçe gerçekten salgında gereksinim duyulan o sosyal, kamusal ihtiyaçlara göre mi yapılacak? Yoksa bir önceki yıllar, daha önceki yıllarda olduğu gibi ülkeyi yönetenlerin siyasal tercihleri ya da politik tercihlerine göre mi yapılacak? Şimdi burada sizin de açmış olduğunuz bu tartışma gerçekten çok önemli ve değerli. Şimdi işte zamanıdır. Siyasi farklılıklara bakmaksızın ülkeyi yönetenlere ya da bütçeyi yapacak olanlara demek gerekir ki vatandaşın, çocuğun ihtiyacı okulların tamamının sürdürülebilir şekilde temizliğe ve hijyene kavuşması, akan suya kavuşması, personele kavuşması, ek görevlilere kavuşmasıdır. Şimdi bu bizim açımızdan birinci mesele. İkinci mesele de şu. Şimdi okullarda fiziki mesafenin sağlanması için sınıfların mutlaka seyreltilmesi gerekiyor. Sınıfların seyreltilmesinde Dünya Sağlık Örgütü kriterleri koymuş. Okulun kapalı alanının toplam metrekaresinin dörde bölümüne çıkan sayıdan daha fazla sayıda kişi aynı anda o kapalı mekanda okulda bulunamaz. Sınıflarda da öğrencilerin birbirleriyle arasındaki mesafenin 1,5 metre olmasına dair yaygın bir kanı var. Şimdi biz buna göre sınıflarımızı seyretmek durumundayız. Ama gerçekliğimizi görerek, yani şöyle yapamayız. Ben Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşıyorum. Benim bulunduğum bölgede belki sınıf mevcutları çok düşüktür ama kimi zaman ziyaretler için gittiğimizde Adana'da, Mersin'de, Hatay'da, Antep'te, Urfa'da, sınır bölgelerindeki illerdeki sınıf mevcutlarının ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. İstanbul'un bazı semtlerinde. Okulların bulundukları semtlere göre olanak farklılıklarının ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Kentlerin kimi bölgelerindeki okullarda olanaklar daha yoğunken, çünkü artık yoksullar ve zenginlerin kentlerdeki oturdukları bölgeler de farklılaştı. Varoşlarda, yoksul halkın oturduğu semtlerdeki okulların ne kadar güç olanaklarla hayatını sürdürmeye çalıştığını farkındayız. İşte bütün bunların hepsi için en tepede bir tercihe ihtiyaç var. Yani tercihi esasında bir toplumsal mutabakatla kamusal eğitimden ve bu kamusal eğitimden tüm öğrencilerin eşit yararlanmasından yana yaparsak bütçe sorununu da, temizlik sorununu da, diğer sorunların hepsini de aşabiliriz. Velilere düşen temel görev burada bu. Veliler, evet, şimdi çocuklarının eğitim hakkına sahip çıkmak için mutlaka bu konularda daha duyarlı davranmalı diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Şimdi sorularımızı alalım. Arkadaşlar, gerçekten belki de eğitimin parasız olması gerekir veya dün Selçuk Şirin'in dediği gibi Finlandiya'da, Norveç'te bakanlık tedbirler alıyor. Devlet tüm bakanlıkların bütçelerini yarı yarıya düşürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini iki katına çıkarıyor. Şimdi böyle bir
tedbirlere ihtiyaç var, planlamaya ihtiyaç var. Arkadaşlarımız da anlattılar, bir seferberliğe ihtiyacımız var, eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Köklü değişikliklere ihtiyaç var. Belki de eğitimin parasız yapılmasına ihtiyaç var. Bunun kamu kaynaklarıyla yapılması gerekir. İşte Kızılay'la veya bağışla, hayırseverlerle yapılacak şey değil bu. Köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğu görülüyor. Evet, sorusu olan arkadaşlarımızdan sorular alalım. Bekir Güneşan soru sormak istiyor. Yalnız soru soran arkadaşlar soru olsun sadece arkadaşlar. Zamanımız biraz azaldı. Sadece bir soru olsun. Yorum yapmadan soru soralım ve cevabını alalım. İlgili arkadaşımız kim cevap vermek isterse o konuya, oradaki arkadaşlarımızdan bir tanesi cevap versin. Evet, Bekir Bey. Bekir Güneşan. Sesi mi gelmiyor acaba? Bekir Bey'e şu an ulaşıyoruz. Evet. Mehmet Aras Bey orada el kaldırıyor, bakın görüyorsanız. Arkadaşlar, Bekir Bey gelinceye kadar hazırda olan arkadaşımızı alalım. Mehmet Aras Bey. Sesi açık değil ama. Evet, sesi. Mehmet abi. Evet, evet Bekir. Şimdi evet. Sadece soru alıyoruz Bekir Bey. Yani yorum yok diyorsunuz yani. Evet, evet. Ya ben yine kısaca şey yapmak istiyorum açıkçası. Ben öncelikle dün olsun, bugünkü üç konuşmacımız olsun, hepsini yürekten kutluyorum. Hepsi birbirinden değerli. Ya ben orta ölçekli bir sanayiciyim. Ama huzursuzum. Yani işimin dışında huzursuzum. O da huzursuzum. Ülkemle ilgili, Atatürk Cumhuriyeti ile ilgili. Birincisi, köy enstitüleri neye kapatıldı? Kapatılırken zaten olay bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra iki tane darbe oldu ve iki darbe sanki Cumhuriyet'in ellerini kollarını kırmış gibi. Ve 12 Eylül tamamen vücudu yok etmekle ilgili gibi. Bu anlamda ben bir sanayici olarak okuyan, üreten, sorgulayan bir nesil istenmiyor. Yani öyle bir hale geldik ki böyle asalak bir toplum olduk. Toplumun %95'i neredeyse herkesin bir fiyatı var. Koltukların, mevkilerin, halkın, kimisinin fiyatı 5 kilo şeker, kimisi mevki makam, kimisi trilyonlarca teşvik dilimi. Yani çok kötü bir hale geldik biz. Bunu aşmak için ben her üç konuşmacımızda birer tane sorum var. Bir de bu arada belediye başkanımız konuşmasına başlarken festival dedi. Ben açıkçası festival lafını sevmiyorum. Bizimki Besne Eğitim Bayramı. Bayram yani. Birinci sorum Abbas Güçlü Bey. Abbas Güçlü Bey daha önce çok program yönetti. Özellikle de Süleyman Demirel'le yönettiği programlara bakınca o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye acaba kaç yıl geriye gitti? Onu öğrenmek istiyorum. İkinci konuşmacımız Kemal Bey'e. Köy enstitüleri hakikaten yürekten kutluyorum ben. Çünkü köy enstitüleri bu ülkenin her şeyi. Bir ülkenin var olması için aslında reçete belli. Reçete köy enstitüleri. Benim sorum şu. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti 2023'ü hangi şekilde görecek? Cumhuriyetin ilk 15 yılı yapmak için, son 18 yılı da yıkmak için ortaya çıktı. Buna nasıl bir çözüm bulacağız? Üçüncü sorum Özgür Bozdoğan Bey'e. Eğitim ne zaman, hangi şekilde fabrika ayarlarına dönecek? Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Abbas Bey. Şimdi yani olaya nereden baktığınıza bağlı. Dünkü Türkiye ile bugünkü Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Türkiye ile bugünkü Türkiye nereden baktığınıza göre, kişiden kişiye göre, herkese göre değişir. Demokratik ülkelerde sandıktan çıkanlar ülkenin gidişatına yön verirler. Eğer beğenmiyorsa da yine sandık onları değiştirir. Demirel'in şu sözü vardı, biz çok program yapmıştık. Ortada sandık olduğu sürece telaşlanmayın, sandık her şeyin çaresidir diyordu. Yine biz sandığa güvenmeliyiz ve sandık çerçevesinde ne yapacaksak onları yapmalıyız. Yani böyle kombine sorularla işte süreçleri yönetmeye kalkarsak kızarız. Ben mesela programımda tek soru, ikinci, üçüncü soruya söz hakkı verdiğiniz zaman o zaman bir başkalarının soru hakkını elinden alıyorsunuz. Evet. O zaman hem demokrasi istiyoruz hem de o demokrasi mikrofon özgürlüğü elimize evet. Geçtiğiniz zaman ilk onu ihlal eden biz oluyoruz. Bunlardan kaçınmamız lazım. Yani burada temel kural şu, başkalarından ne bekliyorsak önce kendimiz yapalım. Şimdi bu pandemi konusunda herkesi eleştiriyoruz, kendimize geldiğimiz zaman biz ne yapıyoruz?
İlk kuralları çiğneyen biz oluyoruz. Şimdi bakın bu sorunları ortadan kim çözecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kafası çok karışık. Milli, bu sene liselere giriş sınavına 1 milyon 800 bin kişi girdi. Yani fazladan 700 bin öğrenci girdi. Neden girdi? Son 10 yılda biz okula başlama yaşını bir türlü belirleyemedik. Bir bakan geldi 60 dedi, biri 66 dedi, biri 68 dedi, biri 72 dedi. Sonra bu konuda da hala karar verebilmiş değiliz. Sonra sınav sistemleri sürekli değişiyor. Eğer veliler içerisinde, dinleyenler içerisinde çocuklarını sınavlara hazırlayan varsa ne olur hazırlamasın. Üniversitelerde 100 bin kontenjan boş kaldı. Anadolu liselerinde bir soru, iki soru yapan, 100 sorudan birini yanlış yapan çocuğun iyi okullara girme şansı ortadan kalıyor. O sınavlar için harcadıkları emeği, zamanı ve parayı çocuklarına dil öğretsinler ya da piyano öğretsinler ya da herhangi bir alanda harcarlarsa çok daha iyilik yapmış olabilirler. O açıdan bu konularda başkalarından beklediğimizi önce kendimiz yerine getirelim. Ondan sonrası kendilerinden gelecektir. Bu ülkede eğer eğitim öncelikli sorunlar arasına girmiyorsa, ülkenin en önemli 10 sorunu nedir diye sayıldığında kamuoyu bunların içerisinde ilk üçe eğitimi koymuyorsa, o zaman sorun iktidarlar kadar bizde de, halktadır da, halkın öncelikle çocuklarının ve çocuklarının geleceğini ciddiye alıyor olması gerekir. Sandığa gittiği zaman bu parti ya da şu parti, o parti benim çocuğumun geleceği için, eğitim için ne yaptı deyip oyunun rengini ona göre belirlerse, o zaman hem demokrasi bu ülkede daha kökleşir, hem hukuk devletinin kuralları, hem sosyal devlet gerçekleşir. Her şey daha taşlar yerli yerine oturur. Ama biz eğitimciler olarak bugüne kadar eğitimin önemini demek ki kamuoyuna çok iyi anlatamadık. Çoğu hızının en büyüğünü kendimize batırmamız gerekiyor. Eğitimciler olarak eğitimi eğer halka önemini anlatırsak ve sandığa gittiği zaman önce eğitimi sorgulamaları gerektiğini, eğitime göre yön vermeleri gerektiğini, oyunun rengini ona göre belirlemeleri gerektiğini anlatır ve inandırırsak sonrası kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Aşağı yukarı hı. Bekir başka bir soru Bekir alalım. Bekir Bey'in bize sorduğu bir soru var, cevap verebilir miyiz mi? Peki, buyurun. Bekir Bey'e teşekkür ediyorum. Sevgili Bekir, köy enstitüleri bu ülkenin vicdanı, ortak aklıdır. Ümit Kaftancıoğlu, Cılavuz Köy Enstitüsü mezunu, Fahri Türkoğlu, Aksu Köy Enstitüsü bütün eserlerinde derler ki köy enstitüleri bir eğitim cennetiydi der. O halde bizim yapacağımız şey 2020-2023 yıllarda Türkiye'deki bütün okullarımızı, çocuklarımızın kendilerini keşfedecekleri, toplumsallaşacakları, özgürleşecekleri bir eğitim cennetine dönüştürmek. Bunun için siyasilerden diyeceğiz ki siz artık elektrik, biz de vatandaş olarak şunu yapacağız ki sadece elektrik, su, yol istemek dışında nitelikli eğitim talep edeceğiz. Eğitim reformu talep edeceğiz. Bir seçmen olarak görevimiz bu olacak. Siyasal, ilerici siyasi hareketten mutlaka bir eğitim reformu talebimizi gür sesle ifade edeceğiz, talep edeceğiz, dillendireceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Özgür Bey. Şimdi Bekir Bey'in tabii sorusu çok kritik bir soru. Eğitim sistemi ne zaman fabrika ayarlarına dönecek? Tabii bu sorunun kendisi sadece eğitimle ilgili değil, bizatihi siyasetle ilgili bir soru. Çünkü eğitimde yapılan dönüşüm ya da eğitimin şu an içerisinde bulunduğu hal bir siyasal tercihin sonucu, bir siyasal projeksiyonun sonucunda eğitim alanında bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dönüşümün kendisinin biz kamu yararına olduğu kanaatinde değiliz. Özellikle bu dönüşümün kendisi son 10-15 yılı dikkate aldığınızda örneğin 2009 yılından bu yana başlatın Anadolu Lise, tüm liselerin Anadolu Lisesi'ne dönüşmesinden 4+4+4'ü hatırlayın. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları ile ilgili yapılan değişiklikleri, arkasından öğretim programları değişiklikleri, sınav sistemleri değişiklikleri hepsini üst üste koyduğunuzda esasında siyasi iktidarın kendi kurmak istediği ya da kendi kurguladığı geleceğe uygun bir profil yetiştirme arayışı bu şekilde devam ediyor. Ancak biz burada özellikle ısrarla diyoruz ki siyasal iktidarlar kendi tercihleri olabilir. Siyasal iktidarların kafalarında farklı düşünceler olabilir. Ama kamu hizmeti siyasal iktidarlardan ya da siyasi partilerden bağımsız devam etmesi gereken hizmetlerdir. Siyasi partiler de tüm kamuya eşit ya da iktidarlar eşit durması gerekir. Ondan dolayı öncelikle eğer biz eğitimi gerçek anlamda bir kamusal hizmet haline getirebilirsek fabrika ayarlarına dönme yolunda bir yola girmiş oluruz diyeyim. Evet arkadaşlar gerçekten samimi olunsa burada Ahmet Önder bizim dinleyicilerimiz arasında Ahmet Önder'in
abisi Şekip Önder, Besli'nin Çakırbüyük beldesinde belediye başkanı. O zaman siyasetinden okul istiyor Keysun Çakırbüyük'e. Siyasetçi diyor ki, ya diyor buraya diyor sen daha yüksek bir okul istiyorsun. Biz bir Şekip Önder'le baş edemiyoruz diyor. Sen birkaç tane daha Şekip Önder mi yetiştireceksiniz de başımıza bel edeceksiniz diyor. Yani gerçekten şu anda eğitimli insan, sorgulayan insan istenmiş olsa köy önüsleri model önümüzde duruyor. Bu modeli Finlandiya bizden almış, başka ülkeler bizden almış, uygulamış. Köy enstitüleri uygulanan bir model var. Bu modeli biz bugün günün şartlarına uygun hale getirip sorgulayan bir nesil istersek yetiştirebiliriz. Ali Balta'yı görmüştüm orada soru olarak. Doğru mu? Ali Balta bana, sorun bana, mu var? Ben de söz istiyorum hocam. Ha, Memer Ağız ondan sonra da seni şey yapalım. Tamam. Ali Balta duydun mu? Evet Ali Balta hazır olana kadar Mehmet Aras buyur hocam. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Bu böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için saygılar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Müthiş, olağanüstü güzel bir şey yapıyorsunuz. Müthiş bir hizmet. Sizi kutluyorum. Bütün konuşmacıları da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sorum şu efendim. Pandemi dünya konjüktöründe acaba önlem alma şeklindeki bir çabayı gerektirebilen bir planlama mı yapıyor? Yoksa bizatihi kitlelerin sağlık konusundaki ilişkilerini gerçekten düzenliyor mu? Ben burada kuşkuluyum. Yani Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa ve Türkiye'nin tavrı ortada. Ve bundan doğan eğitime ilişkin sorunları da çözebileceğini sanmıyorum. Çünkü eğitim saldırı altında, ideolojik, politik ve ekonomik boyutuyla saldırı altında olduğunu düşünüyorum. Besni Eğitim Bayramı Besni'de yapılırken bunun içinin doldurulması gerekir. Mesela Demokratik Eğitim Kurultayı Besni'de yapılabilir. Türkiye'yi temsil eden bir kurultay yapılabilir. Önerim bu. Bilmiyorum konuşmacılar ne der bu konuda? Vardı. Programımızda vardı. Pandemi olmasa yapacaktık. Konumuz evet. Oydu zaten. Evet. Gelecekte uzun erimli bir planlama dahilinde, bir program dahilinde planlanabilir. Evet, ulusal kanaldan birinde bunu programımızda vardı. Evet, dinlemiştim. Abbas Bey'in de bilgisi var. Abbas Bey dedi ki, ya dedi ona gelinceye kadar akşam olur. Şu anda pandemiyle ilgili çok güncel konular var. Bu konuyu alalım dedi. Abbas Bey'in önerisi üzerine böyle bir pandemiyi araya koyduk. Yoksa gündemimizde o vardı hocam. Evet, ben dinlemiştim hocam onu. Teşekkür ediyorum ayrıca hatırlattığınız için. Bir de köy enstitüleri, bizim biliyorsunuz Mehmet Hocam, bütün öğretmenlerimiz köy enstitüsü çıkışlıydı. Bizi onlar yetiştirdi. Onların emekleriyle bir biçimde hizmet sektörü içerisinde yer aldık. Bugün acaba bugünkü koşullarda kent enstitüsüyle köy enstitüsü bir karma mekanizmayla bir örgütlenilebilir mi? Bu konuda meclisleşerek... İşte sorunuz bu olsun, evet. Meclisleşerek, yani hani dediniz ya şöyle, yani evet efendimci, sepetepecimci bir kişilik yapısı oluşturuluyor yönetimlerce, bu zamana kadar gelen bütün yönetimlerce. Acaba bir kurucu meclis oluşturmak için elimizi taşın altına bizler mi koymalıyız acaba? Yani sorunuz hocam şöyle tamamlayalım istersen Mehmet hocam. Sorunuz bugün köy enstitüsü modeli bir eğitim modeli olabilir mi? Bunun adı kent enstitüsü olabilir, varoş enstitüsü olabilir, yoksulluk enstitüsü olabilir. Neyse Türkiye enstitüsü olabilir. Böyle bir sorunuz var. Bu soruya bir cevap alalım. Evet, ben bir şeyler söyleyebilirim evet. Bu konuda. Sevgili arkadaşlarım, 1940'lı yıllarda Türkiye nüfusunun %80'i köyde yaşıyordu. Sosyoloji böyleydi. %15'i kentte yaşıyordu. Bugün ise %85'i kentte, o civarlarda.
%10, %10 hatta %9'a düşmüş bir köylülük var. Ama şu, köylerin insan merkezli, sanat merkezli, demokrasi merkezli, eğitim felsefesi dimdik ayakta. Bir de bütün bilişsel ve duysal tüm gelişmeleri, yani köyden geliyor çocuk, trene biniyor, demir yolları köyüne iniyor, ilk kez çatal oluyor, ilk kez kaşı oluyor, ilk kez ranzası oluyor, mandolin çalıyor, kitapla tanışıyor, demokratik bir eğitimden geçiyor, demokratik kültür ve sanatı buluşuyor ve kendini yaratıyor. Soru, 2020 yılında okullarınızda kendini yaratan, keşfeden, özgür kimlikli çocuklara yetiştirmek. Şimdi bunun adı ne dersiniz deyin, köyünün güncel karşılığıdır. Yani toplumsal sorumluluğu olan, örgütlenmeden anlayan, hayır diyebilen, özgür bireyler, özgür kişilikler yaratmaktır köyenselerin günümüzdeki karşılığı. Yeni Kuşak Köyensel Derneği bu pandemi öncesi İzmir'de köyensel ve yerel yönetimlerde bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayı Konak Belediye'miz organize etmişti. O çalıştayda da sevgili Özgür Bozan arkadaşım da vardı. Yani güncel karşılığını aramakla ilgili projeksiyonlar var. Adil Türkoğlu hocam var. Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim bilimlerinden emekli oldu. Onun kent enstitüleri bir projesi var ama o örgün olmayan bir sistem öneriyor. Adı ne olursa olsun, insanı özgürleştiren, insanı toplumsallaştıran, insanın beyninde öğrendiği bilgiyi elde işe ve emeğe dönüştüren bir eğitim sistemi günümüzde her zaman bir şekilde kurulabilir. Ama bunun arkasında siyasal bir irade, yapacağım diyen bir politik iktidara aday olan bir çizginin olması gerektiği de düşünüyorum. Talep edeceğiz ve olacak. Teşekkür ederim. Abbas Bey, siz ne diyorsunuz? Ben de eski bir köy enstitüsü mezunu birisi olarak aldığım eğitimleri biliyorum. Bu eğitimler şimdiki kuşaklara neden verilemiyor? İçim gidiyor. Abbas Bey ne dersin? Ben orada köy enstitülerine takılıp kalmayalım derim. Bu topraklarda 15 bin yıldır yaşam var. 15 bin yıldır insanlar eğitim görüyor. Çok güzel eğitim modelleri gelmiştir. Köy enstitüleri son 100 yıl içerisindeki önemli eğitim modellerinden birisidir. Başarılıdır. Köy enstitülerinden sonra dediğim gibi Anadolu Liseleri de çok başarılıydı. O yüzden bir yerlere takılıp kalmayalım. Bugün köy enstitüleri de açılıyor olsa, aynı mantıkla da gidiyor olsak, bugün insan farklı. Bugünkü insan tüketen insan oldu ve istihdam odaklı bir eğitimin olması gerekir. Burada konuşulması gereken tanımlanmış eğitimin yapılan meslek çeşitliliği ülkemizde 1000 civarında. Bu batılı ülkelerde 15 bine kadar çıkıyor. Siz istediğiniz kadar iyi eğitim yapın, istediğiniz kadar farklı soran sorgulayan demokratik insanlar yetiştirin, onlara iş istihdam olanakları sağlayamıyorsanız o aldığı eğitimin çok fazla bir anlamı kalmıyor. O yüzden eğitime biraz daha üreten, sorun çözen ve istihdam iş yaratan modele dönüşmesi lazım. Bizde 800 bin öğretmen var, hala biz eğitim fakültelerine öğrenci alıyoruz. 300 binden fazla öğretmen, mühendis fazlamız var, hala mühendislik fakültelerine öğrenci alıyoruz. Sosyal bilimlerde 3 milyon fazlamız var, hala alıyoruz ve herkes BESTİ'de dair fakülteler açıldı. BESTİ'deki fakültelerin doluluk oranı kaçtı? %50 bile değildir. Türkiye'nin dört bir yanını üniversitelerle donattı. Bunu sadece siyaset donatmadı. Halk istedi. İlle yapın 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 dedi. Biz istediğinizi sağlarız dedi. Şimdi yapıldı. Kimse üniversiteye gitmiyor. Niye? Çünkü üniversite diplomasının artık bir karşılığı yok. Burada oturup pandemiden sonra bizim konuşacağımız şey üretime dayalı, istihdama dayalı bir insan modeli yaratmamız gerekiyor. Bu temel insan hakları çerçevesinde bunlar olacak ama her şeyden önce de o mezun olanın elindeki diplomanın kazandığı mesleğin bir işe yarayacağı bir model oluşturmamız lazım. Yani diploma değil, yetkinlik kazandıran eğitim modeli olması gerekir. Bunun adı o olmuş, bu olmuş, şu olmuş hiç önemli değil. Ha, burada köy enstitülerinin yaptığı eğitim modeli binlerce yıldır süzüle gelen modellerin bir son örneğiydi. Biz şimdi köy enstitülerinden de aldığımız dersler var, daha sonraki süreçlerden aldığımız dersler var. Bütün bu dersler çerçevesinde geleceğe yönelik olarak ne yapacağız? Onu konuşmamız gerekiyor. Yapılan son araştırmalardan birine göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde bugünkü mesleklerin %70'i yok olacak. Peki o zaman ne olacak? Yeni eğitim modelinin içerisinde yeni mesleklere yönelik insan yetiştirmesi gerekiyor. Üniversitelerin şu anda bütünüyle değişmesi gerekiyor ve 20 yıl, 30 yıl sonrasına göre hareket ediyor olması gerekir. Biz siyasi partilere ya da rektörlere 4 yıllığına yetki veriyoruz ama onlar alıp önümüzdeki 40 yılı şekillendirmeye kalkıyorlar. Asıl yanlış burada. Bu yanlışlardan kurtarmamız lazım ama Türkiye bugün bu noktaya geldi. Kapıda, üniversite kapısında 2,5 milyon öğrenci, aday varken
100 bin kontenjan boş kalıyorsa diyor ki öğrenci ben artık senin verdiğin eğitim modelini ya da benim önüme koyduğun yemeği yemek istemiyorum. Ben kendi menümü kendim hazırlayacağım diyor. Bu çok önemli bir işarettir. Yani ve bugün gençlerin oyu hiç kimse hak etmiş değildir. Bütün siyasi partiler gençlerin oyunu almak için çaba içerisindeler ve ikna edemiyorlar. Neden ikna edemiyorlar? Yani sanıldı ki üniversite açıldığı zaman bu iş tamam öğrenci bize şey yapacak, oy verecek dendi. Değil. Yarın iş sağladığı zaman ben istihdama dönük model oluşturayım o zaman bana oy verir değil. Bu sefer katma değeri yüksek işler isteyecek, farklılık isteyecek. Yani insanoğlu o kadar hızlı değişiyor ve çağlar o kadar hızlı değişiyor ki eğitim modellerinin de aynı hızla değişmesi gerekir. Eğitim kendisini yenileyemedi. Sorun burada. Burada ben diyorum baştan beri söylüyorum. Çuval hızının en büyüğünü öğretmenlerin, eğitim kurumlarının kendisine batırması gerekir. Eğitim kurumları teknolojinin karşısında gerilemiştir. Olduğu yerde kalmıştır, sayıyordur. Kendini yenileyememiştir. O zaman eğitim kurumlarının, eğitimcilerin kendilerini yenileyip yeni modeller ortaya koyması gerekiyor. Tamam parasız daha demokratik oldu da ondan sonrası ne olacak? İstediğimiz bütün yaptıktan sonra bugünün gençleri çok daha farklı seçenekler ortaya koyuyorlar. Onları istiyorlar. Bizim onlara biraz daha fazla ses vermemiz ve onların istedikleri doğrultusunda toplumun bugüne kadarki kazanımları doğrultusunda yeni modeller oluşturmamız gerekir. Yoksa bugün bunları tartışıyoruz. Yarın başka şeyleri tartışıyoruz. Türkiye'nin sorunu yani Finlandiya, Norveç örneklerine ben gerçekten sinir oluyorum. Finlandiya'nın toplam nüfusu bizim ilkokuldaki öğrenci sayısı kadar değil. Yani onlar bizim örneğimiz değil. Bizim bugün 20 milyon öğrencimiz var. 20 milyon öğrenci demek dünyadaki 150 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu 20 milyon öğrenci bugün İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olsa orada da ciddi sorunlar yaşar. Ha biz eğer çok genç bir nüfus istiyorsak ve doğurganlık daha artsın diyorsak o zaman karşılığını da koymamız lazım. Türkiye'de yılda 1 milyon 150 bin çocuk doğuyor. İstihdam olan arkadaş 300-400 bin. Geriye kalan 700 bin kişi kafadan işsiz doğuyor. Siz buna ne kadar iyi eğitim verirseniz verin. Sonuçta ona istihdam sağlamadığını söyleyecek, o mutsuz olacaktır. O yüzden eğitimi çok farklı boyutlarda ele almak lazım. Evet, teşekkür ederiz Abbas Bey. Zekeriya Şahin. Evet hocam, duyuyordum. Evet. Buyurun. Sadece kesinlikle soru hocam alalım. Geliyor, tamam, geliyor. Sadece, hocam sadece. Benim bir sorudan ziyade bir istek olacak bütün öğretmenler adına. İşte Abbas Bey'den istek, Özgür Bey'den de girişimde bulunması, öğretmenlerin mali haklarını kısıtlayan uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz. Özgür Bey konuya vakıftır. Bize belli bir haftada belli bir saat canlı ders süresi tanımlandı. O süreyi doldurursak ek ders alabiliyoruz ama 18 öğrencim var. 18'inde ne tablet, ne bilgisayar, ne internet var. Canlı ders yapamıyoruz. Yani bu konuda girişimde bulunup Özgür Bey'in, Abbas Bey'in de gündemde dile getirmesi, öğretmenlerin mali haklarını kısıtlayan uygulamalardan yani ek dersimizin tekrar ödenmesi için girişimde bulunmasını talep ediyoruz. Böyle teşekkür bir toplantı organize ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Katılımcıları saygıyla selamlıyorum hocam. Peki öğretmenim, teşekkür ederiz. Kim cevap vermek isteyecek? Abbas Bey veya ben isterseniz Özgür Bey. Evet. Mehmet Bey hemen konu çok sıcak bir konu. Kısaca girişimde en son aşamayı aktarayım sizlere. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlıkların tümü esasında son dönemde bu ekonomi yönetimiyle ilgili ciddi bir sıkıntı ve ciddi bir darboğaz içerisindeler. Ondan dolayı da kaynakları sürekli kısma ve bu kaynakları kısarak sanki her şey aynı şekilde devam edecekmiş, tüm hizmetler devam edecekmiş gibi bir yaklaşım içerisindeler. Öğretmenlerin zaten ekonomik durumları sıkıntılı. Öğretmenler zaten ağır ekonomik sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz dönem imzaladığımız 5. dönem toplu sözleşmeleri tüm kamu çalışanları için zaten şu an geçerliliğini yitirmiş durumda. Yani o dönemde yapılan toplu sözleşme zaten salgın koşulları öngörülmemişti. Toplu sözleşmedeki yüzdelik artışlar ve diğer mali sosyal haklar şu an salgın koşullarında tamamen artık ortadan kalkmış durumda. Enflasyondaki yükseklik, özellikle bu açıklanan enflasyon dahi gerçekten yüksek ama biz açıklanandan daha fazla gerçekleşen enflasyon olduğunu düşünüyoruz. Öğretmenlerin ek dersleriyle ilgili tartışma ise gerçekten kabul edebileceğimiz bir tartışma değil. Uzaktan eğitim adı verilen bu süreçte öğretmenlerin iş yükünde, öğretmenlerin çalışma saatlerinde çok ciddi bir artış meydana geldi. Ancak yaz dönemini anımsayın, bilinçli bir şekilde birileri öğretmenlerin çalışmadan ücret almak istediğine, rahata alıştığına dair bir düşünceyi yaygınlaştırmaya çalıştı. Kimi özel okul dernekleri başkanları
inanılır gibi değil, çıkıp öğretmenlerin artık çalışmak istemediklerine dair cümleler sarf etti. Fakat üzücü olan şuydu, Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık Yönetimi'nin çıkıp da öğretmenlere sahip çıkan tek bir açıklama yapmamış olmasıydı mesele. Arkasından bakın bu algı yaratıldıktan sonra bakanlık öğretmenlerin ek ders ücretlerinde ayrıntıya girmeden söyleyelim kesintiye gitti. Şimdi bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Bakanla yaptığımız görüşmede de üzerinde ısrarla durduğumuz temel konulardan biri buydu. Eğer uzaktan eğitim başarılı olacaksa, uzaktan eğitimde öğrencilerimizin üstün yararı gerçekleşecekse mutlaka ve mutlaka öğretmenlerin desteklenmesi gerekiyor. Gerçi öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ne kadar kısıtlamaya giderse gitsin, öğretmenler çocukların üstün yararı için çalışırlar. Ama hocamın az önce söylediğini bakın lütfen not edin. Abbas Bey'den rica ederim lütfen bunu yazsın. 18 öğrencim var, hiçbirinde tablet, bilgisayar vesaire yok, ders yapamıyorum diyor hocam. Bakın bu gerçekten Türkiye'nin fotoğrafı bu. Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bakanlığa biz çağrılarımızı ilettik. Salı günü saat 16.30'da bakanlık yöneticileriyle bir görüşmemiz daha olacak. Konuyu zaten yargıya taşıyacağız ama yargıda karar uzun sürede çıkacağı için salı günü bakanlıkla yapacağımız 16.30'daki görüşmede umuyoruz ki belirli bir uzlaşı noktasına gelinecek ve öğretmenlerin ekonomik haklarında bir sınırlamaya, kısıtlamaya gitmeden Milli Eğitim Bakanlığı'yla sorunu çözeceğiz. Kendilerine yolu gösterdik. Öğretmenlerden değil, geçilmeyen köprülere ödenen ücretlerden yapın kısıtlamayı. Şatafattan başka yerden. Evet. Ama öğretmenlerden değil. Bunu takip ediyoruz. Rahat olun. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ali Balta. Mehmet abi iyi günler. Katılımcıların hepsine de teşekkür ediyorum. 22. Eğitim Bayramımızın 23. 25. 50.ye kadar inşallah sağlıkla sıhhatle gidecek. Daha güzelleri olacak. Benim sorum Abbas Bey'e olacak. Şimdi Türkiye'de yılda 3 milyona yakın insan, genç üniversite imtihanlarına giriyor. Bunların yaklaşık 1,5-2 milyonu bir şekilde 2 yıllık, 1 yıllık neyse bir şekilde mezun oluyor. Yalnız Türkiye'de eğitim sisteminde müteşebbis yetişmiyor. Türkiye'de yaklaşık 200 bin, 300 bin müteşebbise ihtiyaç varken yaklaşık 40 bin kişi müteşebbis oluyor, iş adamı oluyor, işinin başına geçiyor. Türkiye'deki eğitim sistemi daha çok müteşebbislikle bitiriyor. Babası bakkal olan, babası kobi olan, babası terzi olan veya başka bir meslekte olan insanların çocukları okuduktan sonra ben mühendis oldum, ben mimar oldum ya da ben başka bir şey oldum diye o meslekleri yapmıyor. Arkadan gelen çocuklar da yapmadığı için daha çok işsizlik artıyor diye düşünüyorum. Bu konuya nasıl bir çözüm bulmak lazım? Üniversitelerimizde bu konuda ciddi bir araştırma yapılıyor mu? Ya da başka bir çözüm bulunabilir mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi ben direkt gireyim. Burada kabahatliği yine Ankara'da ya da siyasilerde arama yerine kendimize aramamız gerekiyor. Hangi birimiz çocuğumuzun üniversite okumasını diyoruz. Hepimiz okusun diyoruz. Yani öğretmenlere burada yetki verilse ve pek çok ülkede böyledir. Eleme sistemi %18, %20, en fazla %25'i üniversitelere yönlendirir. %75'i orta kademe alanlarda meslek kazandırılır ve meslek insanı olur. Herkesin üniversiteyi bitirdiği hiçbir ülke yok. Ben gezdiğim bütün ülkelerde sınıfa girdiğim zaman ne yapacaksınız, ne okuyacaksınız dediğim zaman ben oto tamircisi olacağım, ben itfaiyeci olacağım, ben işte ev hanımı olacağım, aşçı olacağım diyen çok fazla. Ama bize nereye giderseniz gidin, herkes doktor olacak, mühendis olacak, kaymakam olacak. Ve ondan sonra ne yapacaksın yok. Şimdi burada biraz önce söyledim, meslek elpazesini geliştirmemiz gerektiği gibi bir insan gücü planlamasının yapılması gerekiyor. Bu ülkede yılda 1 milyon 200 bin öğrenci çocuk doğuyorsa, bebek doğuyorsa bu 1 milyon 200 bin öğrenciye, çocuğa bizim ileride istihdam olanakları sağlamamız gerekiyor. Ne, hangi alana, hangi sektöre kayacağını biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bunları yapmadan aman herkes de böyle işte siyaset üniversite istiyor, üniversite açalım, fabrika istiyor, fabrika açalım, şunu istiyor, şunu yapalım dediğimiz zaman bir plansız, programsız ilerliyoruz. Oysa eğitim demek, bilim demek, akıl demek. Yani aklı, bilimi biz bir tarafa koyduk, tamamen kendi duygularımıza göre hareket ediyoruz. Biraz insan gücü planlamasının gündeme geliyor olması lazım. Bu hangi çerçevede olacak? Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde dünya nereye gidiyor? Ona bakmamız gerekir. Dünyanın gidişi
gidişatına ülkemizin gerçeklerine bakarak herkese bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Türkiye orta kademede insan bulamıyor. Neden bulamıyor? İş gücü bulamıyor. Neden bulamıyor? Çünkü herkes daha yukarıya çıkmak istiyordu. Ama şimdi gördük ki diplomanın artık bir işe yaramadığını gördük. Diplomalı eğer işsiz olmaktansa sen işsiz olacağına ben diplomam daha lise diploma olsun, işim olsun noktasına gelindi. Bunun ama çok daha acı reçetelerle değil, çok daha bilinçli bir şekilde yapılarak insan gücü planlaması ve merkez meslek elbazesinin genişlemesiyle çok daha fazla gündeme gelebilir. Bu ülkede girişimci sayısını artırsanız olacak, verilen krediler ve daha harcanan paralar da boşa gidecektir. Önemli olan o girişimcilerin ürettikleri malları biz pazarlıyor muyuz, pazarlayamıyor muyuz? Önemli olan biz katma değerli ürün yükseltebiliyor, üretebiliyor muyuz, üretmiyor muyuz? Biz adam bir kamyon buğday gönderiyorsun, bir çuval, yani bir tane telefon alabiliyorsun ya da işte bir kamyon değil, bin kamyon gönderiyorsun, bir tane uçak alamıyorsun. Yani Türkiye biraz katma değeri yüksek ürünlere, Ar-Ge'ye çok daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Bunun için de anne babaların öncelikle eğitimin önemine inanması gerekiyor. Eğitimin ve çocuklarının geleceği için ülkenin çok daha sağlıklı eğitim yapısına kavuşması gerekiyor. Bu eğitim paralı mı olacak, parasız mı olacak detaylıdır. Ben yat alıyor, kat alıyor, uçak alıyor özel. Hiç kimse ona karışmıyor. Çocuğum için ben daha iyi eğitim olanağı istiyorum dediği zaman yok parasız eğitim olsun diyor. Bunun da sorgulanması gerekiyor. Adamın parası var, çocuğunu paralı okutmak istiyorsa da ondan bana ne yani. Ha, önemli olan devletin burada herkese eğitim olanağı sunuyor mu, sunmuyor mu? Biz 12 yıla çıkarttık temel eğitimi. Temel eğitim bir anayasal olarak zorunluluktur. Devlet bunu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Devlet bugün anayasal zorunluluğu yerine getirmek istemiyorsa o zaman onu sorgulamamız gerekir. Bugün eğitim sisteminin dışında yani okulda olması gerekirken, 12 yıllık temel eğitim kapsamı içerisinde olması gerekirken okulda olmayan milyonlarca öğrenci var. Bunların nasıl sorgulanması lazım? Sen okulu, temel eğitim 12 yıla çıkarttın, neden bunlara eğitim vermiyorsun diye bunun sorgulanması bence diğer konulardan, paralı parasız eğitimden çok çok daha önemlidir. Vatandaşlık koşullarının sağlanırken herkes tamam devlet vatandaşına her türlü koşul sağlasın ama vatandaş da devlete olan sorumluluklarını ne kadar yerine getiriyor onun da sorgulanması bence bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Önce iyi bir yurttaş yetiştirmemiz gerekir. Ülkelerin rejimi ne olursa olsun kendi anayasaları çerçevesinde iyi yurttaş yetiştirirler. Biz demokratik bir ülke olduğumuza göre demokratik insanlar yetiştirip soran sorgulayan nesiller yetiştirip ama üreten nesiller yetiştirip devletiyle kendi milletiyle övünen insanlar yetiştirmemiz gerekir. Bütün sorunları, bütün yükleri devletin sırtına yükleyip keyfi bir de ben yaşayayım dediği zaman vatandaş hangi ülkede olursa olsun orada sorunlar yaşanır. Bu sadece devletlerin, milletlerin ya da hükümetlerin değil hepimizin sorunudur. Ve çözümü de yine hep birlikte bulmalıyız derim ben. Teşekkür ederim. Biraz burada hocam buyurun. Ben küçük bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi son günlerde gençler üzerinde yapılan bir araştırma var arkadaşlar. Gençlerin büyük bir çoğunluğu yurt dışında yaşamak isteklerini, Türkiye'den umudunu kestiklerini ifade ettiler. Türkiye'deki iklimle ilgili sıkıntılar var. Bunu görmeden bir şeyler olmuyor. Türkiye'deki iklim bütün ülkenin bütün yurttaşlarını mutlu etmeli. Ülkede yaşamaktan onur duymalı, adiyet duyguları olmalı. Ama siz ülkenin bir kısmını siz öteki gibi algılattırırsanız ve o ülkede nefes alacak iklim yaratamazsanız ülkenin genç insanları çok iyi eğitim almasına rağmen işte yurt dışında yeni yaşamlar kurmakla ilgili yolculuğa çıkıyorlar. Sayın Abbas Güçlü teşekkür ederim ama ben özel okullarla ilgili söylediklerine çok katılamıyorum. Çünkü bir özel okul demek bir sınavda eşitsizliğin çok açık bir fotoğrafıdır. Yani siz bir köydeki bir okuldan çıkan veyahut da bir orta sınıf bir ailenin okuduğu bir okuldan mezun bir öğrenciyle çok iyi bir yetişim, bir özel okuldan çıkan bir öğrencinin aynı sınavdaki başarısı bir eşitsizliktir. O zaman demek ki parası olanların daha iyi eğitim alabilecekleri, yoksulların daha iyi eğitim alamayacakları bir şey. Hadi biz siyasilerden şunu talep etmeliyiz. Ülkenin tüm çocuklarına nitelikli kamusal eğitim vermelidirler. Bunun altını ısrarla çizmek zorundayız ki eşit ve adil bir demokratik bir hukuk devleti oluşsun Türkiye'de, demokratik bir eğitim sistemi oluşsun ve layık bir hukukun temin olduğu, yargı bağımsızlığının olduğu bir ülke oluşsun diyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi Abbas Bey de zaten devletin sahip çıkması lazım, yoksul öğrencileri, onları özel okullar
gibi yetiştirmesi lazım. O devletin görevidir demişti. Şimdi ben biraz pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Bir kadınlardan, kadın soru soranlardan birine söz hakkı vermek istiyorum. Günsel kadın mı erkek mi? İsmi kadın, biraz... kadın. Kadın hocam. Kadın. Tamam. Güleburgaz'dan arıyor. Evet, evet. Günsel Hanım ve Fehime Ömer Ağa'ya söz vereceğim. Önce Günsel Hanım bir sorusunu alalım. Ondan sonra da Fehime Ömer Ağa'ya sorusu için fırsat vermek istiyorum. Az önce hepinize merhaba. Az önce Abbas Bey konuşması sırasında eğitim kurumlarının kendilerini yenilemeleri gerektiğini söyledi. Eğitim kurumları kendilerini nasıl yenileyecekler? Bu konuda görüşlerini görmek isterim. Ama köy enstitülerine baktığımız zaman köy enstitülerinde İsmail Hakkı Tonguç köy enstitülerini kuramsal olarak hayata geçirendir. Ama arkasında siyasi bir erk olmasaydı, Hasan Ali Yücel olmasaydı o başarıyı sağlayabilirler miydi? Öyle başarılı bir eğitim sistemi gündeme gelebilir miydi? Bu konudaki görüşlerini öğrenmek istiyorum. Şimdi siyaset tabii her şeyden önemli. Siyasi irade olmadan demokratik ülkelerde bir şey yapmanız mümkün değil. Onun için ben diyorum ki pandemi sürecinde de eğitim sürecinde de eğer biz siyasilere bir ders vereceksek sandıkta vermeliyiz. Yenilik istiyorsak yine yenilikçi partilere oy vermeliyiz. Farklılık istiyorsak bize farkındalık sunan partilere vermemiz gerekiyor. Türkiye 20 yıldır var olan bir ülke değil. Bugün eleştirdiğimiz bütün bu iktidarla yapılanlar son 20 yılda. Ondan önceki dönemlerde ne yapıldı? Ondan önceki dönemlerde yapıldı. Ya da diyelim ki 3 sene sonra, 5 sene sonra ya da ilk seçimde iktidar değişikliği oldu. Farklı bir parti geldi. Onlar ne yapacak? Bunların oturup bizim sabah akşam dizi izleme yerine insanlar da programlarında bilmem ne izleme yerine otursunlar. Çocuklarının geleceğine, ülkenin geleceğine yönelik programlar yapılsın ve onları izleyerek kendileri televizyona, medyaya yön veren de halktır. Siyasete yön veren de halktır. Üniversitelere yön verecek olan da halktır. Bu sene olduğu gibi 100 bin kontenjan değil, 500 bin kontenjan boş kaldığı zaman o zaman da sorup sorgulanacak. Devlet diyecek ki gel bakalım siz bana Besli'de yüksekokul aç diyordunuz. Besli'de okul açtı. Biz yarısı bile dolmuyorsa ben bu okulu kapatıyorum diyebilmeli. Kaynak ayırmak kadar o kaynakların verimli bir şekilde kullanılması da hepimizin görevi. Ama biz sadece isteyelim. Kim, hangi devlet, hiçbir devlet sonsuza kadar bir şey veremez. Onun karşılığının da bir şekilde alınması gerekiyor. Bu bir devlet millet meselesidir. Ortaklaşa çözüm yolu bulunması lazım. Bizim ülkemizde eğitim hala güncel bir konu haline gelmemiştir. Anne babalara sorduğunuz zaman sizin için en değerli varlık nedir dedikleri zaman çocuklarımız diyorlar. Çocuklarınız için en önemli ne? Gelecekleri için en önemli olan ne dediğiniz zaman eğitim. O zaman gelin şu eğitime biraz katkıda bulunun diye. Yıllarca veterinerler sınıflara öğretmen olarak girdi, mühendisler girdi, işletmeler girdi. Şimdi hiçbir mesleğin sözleşmelisi, ücretlisi var mı ki öğretmen? 100 bin tane ücretli öğretmen var. İşte 10 binlerce sözleşmeli öğretmen var. Veli önce sınıfa girdiği zaman gel bakalım öğretmenim sen nesin diye sormalı ve o okul müdürünü, o ilçe başkanını, o valiyi, o belediye başkanını ben en iyi öğretmeni buraya istiyorum, en iyi okulu buraya istiyorum diye çaba göstermeli. Bir tarafta okullar yarı yarıya boşken öbür tarafta sınıflar 60 kişiyken bunu sorgulamalı. İşte bu sene en az 150-200 bin öğrenci açık liseye gitti. Zorunlu eğitim kapsamındaki çocuğu siz açık liseye göndermek bir eğitimde cinayettir. Bundan daha büyük bir suçlama. Hangi veli ayağa kalktı sen benim çocuğumu sokağa bırakıyorsun dedi devlet olarak. Sen niye çocuğuma sahip çıkıyorsun dedi. Devlet eğer anne baba gerçekten bu ülkede bir şeyler daha iyi eğitim istiyorsa, daha iyi bir gelecek istiyorsa, daha üretken bir çocuk istiyorsa bu konuda biraz da kendisi kafa yorması gerekiyor. Yormadan, evet. İstemeden evet. Hiçbir şey olmaz. Evet. Arkadaşlar 5 dakika içinde bitireceğiz. Bu arada 2 tane kadın arkadaşımız var. Fehime Ömer Ağa ve arkasından Emine Aslanbay'la toplantıyı bitirmek istiyoruz. Evet Fehime Ömer Ağa sizin sorunuzu alalım. Kısa olsun. 5 dakikada 2 soruyu bitireceğiz çünkü. Fehime Hanım sesiniz gelmiyor. İstersen Emine Hanım'a gidelim. Ondan sonra size söz hakkı verelim. Siz sesini düzenleyin. Pardon. Evet. Şimdi girebildim. Tamam. Soracaktım. Yani bu toplumsal sorumluluk bilincini nasıl verebiliriz? Yani hakikaten çok önemli. Diğer şeylerin yanında eğitim
öğelerinin yanında bu toplumsal sorumluluk bilincini eğitimin merkezine koyarak insanla, çünkü nesil bu bilinçle büyümeli. Bu bilinçle büyürse insanlığı hizmet edebilecek. O açıdan bu konuda uzmanlarımızın görüşü nedir onu merak ettim. Evet. Buyurun arkadaşlar, hanginiz cevap vermek istersiniz? Yani şu anda sadece Besli'de bir eğitim bayramının yapılıyor olması bizim için utanç. Yani keşke yüzlerce, binlerce yerleşim yerinde eğitim bayramı yapılıyor olsaydı çok daha farklı bir tablo olurdu. Öyle değil mi hocam? Mesela örnek diyorsun, evet. Evet, ben bir şey söyleyeyim. Buyur. Şimdi bu Akçadağ Aydınlık kitabını hazırlarken edindiğim bilgiler, Akçadağ Köy Enstitüsü'nü mezun ettiği öğretmenler Akçadağ'ın yakın köylerinde öğretmenlik yaparken hepsi birden askere alınıyor. Akçadağ Köy Enstitüsü Müdürü Şerif Tekben hemen bütün son sınıf öğrencilerine, askere giden ve öğretmensiz kalan köylere o 6. sınıf, son sınıf çocuklarını gönderiyor. Ve böylece o bir toplumsal sorumluluk anlamıyla nedir? Bir şey, bu ülkenin eğitim hakkını gerçekleştireceğiz inancıyla son sınıftaki öğrencileri oraya gönderiyor ve o görevi yerine getiriyorlar. Bir başka örnek vereceğim, yine o kitapta var. Şerif Tekben bir gün öğretmenleriyle beraber 171 son sınıf öğrencisini de atlara, eşeklere, katırları binerek köylere dolaşmaya gidiyorlar çocuklarla birlikte. 7 tane öğretmen, bir müdür, 171 öğrenci köylerin sosyolojisini incelemeye, köyün sorunlarını, köyün hijyen sorunlarını, eğitim sorunlarını incelemeye gidiyorlar. Yaşayarak toplumsal sorumluluk sahibi olunuyor. Biz öğretmen okullarında, ben Aydın Ortaklar İlköğretim Okulu mezunuyum. Yani ulusal bayramlar, ondan sonra okulun tarlalarında pamuk ekiminde hep beraber coşkuyla, marşlarla okulun tarlalarını pamuk toplamak, okulun işte sebze bahçelerinde işte biz bunu yiyeceğiz, tüketeceğiz anlayışıyla çalışmak ve okulun bütün sorunlarında var olmak, okulun badanasını yapmak. Yani bir şey söyleyeceğim size, bir öykü var. Talip Apaydın'ın Bayramlarda Çalışırız, bayramlar için lütfen internet Google'dan bulunuz, okuyunuz. Çiftçiler Köy Enstitüsü'nün elektrik santrali bir kış ayında biter. Çünkü kar yağmıştır, çalışmaz. Rauf İnan çıkar ki çocukları ortaya çıkar, der ki çocuklar bayramlarda çalışacağız, bayramlar için bir kurban bayramıdır. Okulda kalan 100 öğrenciyle beraber ziraat marşı söyleyerek elektrik santralini giderler. O -20 derecede o santralı temizlerler ve çocuklar geldiğinde ÇKE, Çifteler Köy Enstitüsü yazısının yandığını görürler. Elektrik gelmiştir. Orada bir müdür şunu görür. Çocuklar kendi ellerini öpüyorlardı. Yani ben bu işi başardım. Okulun elektrikleri yanıyor. Bütün sorun başarma duygusu, özgüven, kişilik eğimi. Köy enstitüleri ve öğretmen okullarında bu vardı. Günümüzde maalesef işte eğitimin piyasalaşması, medyanın piyasalaşması, tüketim toplumunun bütün kültürü pompalanıyor çocuklarımıza. Daha çok bireysel, daha çok bireyci, o toplumsal sorumluluk anlamıyla biraz eksik yetiştiklerini görebiliyorum Fehim Hanım. Okullarımız bu için bunu bir iş yapmalılar ama ülkedeki o düşünsel bölünmeler böyle bir felsefenin hayata geçmesini engellediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ali Bozkurt arkadaşımızla bitirelim. Emine Hanım yok, feragat etti galiba. Ali Bozkurt. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. Tüm katılımcılara, değerli hocalarıma saygılarımı iletiyorum. Bu mutlu günü kutluyorum. Cumhuriyet kurulduğunda fikri hür, vicdanı hür bir nesil yetiştirilmesi maksadıyla eğitimde yola çıkıldı. Ancak dindar ve kindar bir nesle kadar hedef değiştirilerek gelindi. Burada biraz önce değerli iletişimci Abbas Güçlü'nün söylediği gibi ailelere çok büyük sorumluluk düştüğüne ben de inanıyorum. Ayrıca eğitimin yine tabandan tavana, yani taşımacı eğitim, taşımacı köylerden köylere eğitimle değil, yerinde eğitimle ve tabandan başlayarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerini almak istiyorum değerli katılımcılar. Teşekkür ederiz. 90 yıl boyunca her köye, en ücra köşeye
okul açmak için çabaladı ve okul açtı. Türkiye Cumhuriyeti o açılan meşalelerle, o yakılan meşalelerle aydınlandı. Sonra biz kalktık bir gecede 30 bin tane köy okulunu kapattık. Köy okullarının en kısa sürede köylerin yeniden düzenlenerek, yeniden yapılandırılarak, birleştirilerek açılması gerekiyor. Köylerin aydınlanması gerekiyor. Tarımın aydınlanması için, gelişmesi için. Çünkü tarım önümüzdeki yıllarda çok çok daha değerli hale, kıymetli hale gelecek. Kendi kendini doyuran bir ülke olmaktan çıkacağız. İthalata dayalı bir tayım oluşturduk. Yani ben çiftçiliğiyle övünen insanlar görmek istiyorum. Ben Hollanda'da, İsviçre'de ya da Norveç'te, Amerika'da, farklı ülkelerde, Çin'de gidip çiftçileri gördüğün zaman mutluydu. Çiftçi, çiftçi olmak da gurur duyuyordu. Biz mesleğiyle gurur duymayan insanlar yetiştirdik. Yani o kafalara sokulması, her meslek kutsaldır ve her meslek önemlidir ve bu mesleğin erbabı da her şekilde desteklenmelidir dememiz gerekiyor. Eğer her yaptığı işe gurur duyan insanlar yetiştirirsek arkası kendiliğinden gelecektir. Köy okulları canlandırılmalıdır. Anadolu'nun dört bir yanında 3-5 köy birleştirilerek, köy idari yapılanmalı da yeniliklere giderek, köy okullarından başlanarak üreten, sorun çözen insanlar yetiştirirsek, değerleri, kazanımları olan, yetkinlikleri olan insanlar yetiştirirsek, yaptığı işle memnun olan insanlar yetiştirirsek, ülkemiz bu süreçleri de atlatacaktır. Yani ben hep yine en başta da söylemiştim, yine söylüyorum, kabahatle arama yerine taşın altına elimizi koyalım, biz bu sorunu nasıl çözeriz diyelim. Yarın böyle bir makama biz gelirsek ne yaparız sorusunu kendimize soralım. Ben bu soruyu hep siyasetçilere sordum. Yıllarca bütün siyasette yön verenleri programa çıkarttığında gelince görürsünüz. Ya gelince göremiyoruz işte. Biraz da gelmeden gösterin ki ne yapacağınızı. Biz de oyumuzun rengini ona göre belirleyelim ya da sizleri isteyelim ya da istemeyelim. Yani bu konuda ortaya modellerin çıkması gerekiyor. Önce ama anne babaların ikna edilmesi gerekiyor. Anne baba çocuk yaparken 10 defa düşünmeli. Ben bu çocuğa doğru düzgün bir gelecek sağlıyor muyum diye düşünmeli. Ondan sonra sağlıyorsa ikinci, sağlıyorsa üçüncü çocuğu ancak o koşullarda yapabilmeli. Devletlere bırakıldığı zaman bu Türkiye Cumhuriyeti değil, hangi devlet olursa olsun bir yerde tıkanıyor. Amerika'da bir söz vardır. Amerikalılar der ki bugün dünyanın en güçlü devletidir. Eğitim devlete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir arkadaşlar. Onun için çocuklarının eğitimine öncelikle kendileri sahip çıkarlar. Ve çocuk doğduğu andan itibaren bu çocuk ileride üniversiteye giderse, üniversite harcını yatıramadığı için açıkta kalmasın, okul eğitimi yarım kalmasın diye o çocuğun fonuna para yatırırlar. Biz hiç bu konuları düşünmüyoruz. Allah verdi, devlet okusun. Gerisi olmuyor. Olmadığı zaman onlara bir şey olmuyor. Olan benim çocuğum oluyorsa o zaman taşın altına kendimizin önce el koymamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Vakıf Başkanım İbrahim Bağış, 22. Evet, Eğitim Bayramı'nı buyurun sizin bitiş konuşmanızla bitirmek istiyoruz. Tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Buyurun. Sayın Hocam, çok başarılı moderatörlüğünüz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir iki saat yaşadık. Gerçekten hocalarımız, özellikle Abbas Güçlü Bey çok çağdaş yaklaşımlar sundu. Besin Eğitim Vakfı tüm siyasi partilere eşit uzaklıktadır. Bir siyasi bir kuruluş değildir. Eğitime gönül vermiş. Öncelikle Besin'deki eğitimin kalitesini artırma idealiyle yola çıkmış bir vakıftır. Bu yönüyle çok farklı görüşte, çok farklı düşüncede konuklarımız oluyor. Daha önceki panellerimizde de bunu görmek mümkün. Abbas Bey'in dediği gibi yani ülkede 20 milyon öğrencimiz var. Fakat dünya hızla değişiyor. Değişen ve dönüşen bir dünya var. Öyleyse biz bu değişen ve dönüşen dünyaya göre eğitim sistemimizde yeni modeller aramalıyız. Bu yeni modeller bulmak için de geçmişteki deneyimlerimizden şüphesiz yararlanmalıyız. Bilim devamlı gelişme dinamik bir şeydir. Bilim bugün doğru der, daha sonra bir başka kanıt bulunur. Newton fiziği nasıl Einstein fiziğiyle yer değiştirdiyse veya yarın yeni bir Einstein fiziğiyle yeni bir fizik belki yer değiştirecek. Dolayısıyla mutlak bir şey yok. Her şey değişiyor ve dönüşüyor. Bu yönüyle olaylara gerçekçi gözle bakmalıyız. Kent enstitüleri, köy enstitüleri mesela bu modeller şüphesiz çok güzel. Biz köy enstitüleri örneğini Bulgaristan'dan esinlenerek almışız. Bunu biliyoruz. Yanlış, hayır hocam. Belki, al. Öyle bir bilgi yok hocam.
Böyle bir sadece şey, Bulgaristan'da eğitim görmüş Tonguç. Eğitim, yani. Evet. Yani bu bilgi yanlış hocam. Evet. Olabilir, olabilir. Evet. İsmail Bey, evet. Tonguç orada eğitim görmüş. Yani bu zaten şey bir şey de değil. Yani dünya birbirine bakarak, şimdi ne diyoruz biz, hepimiz Finlandiya modelini konuşuyoruz. Yani belki Finlandiya modeli yarın öbür gün demode olacak. Yani burada önemli olan değişen ve dönüşen hayata göre eğitim sistemimizi modellememiz gerekiyor. Yani bundan hepimiz sorumluyuz. Ortak akıl diye bir şeyden hep bahsedilir. Ortak akıl dediğimiz şey hepimizin aklı. Yani ortak akıl, aklımızın yansımasıdır zaten bugünkü eğitim. Yani bu sorumluluk şuna veya buna yüklemek değil, bu sorumlulukta hepimizin payı var. Öyleyse hepimiz bugün olduğu gibi Besin Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde bu eğitim bayramında bunu gündeme getirdik. Yani hepimiz eğitim kurultayları yapacağız, bu konu üzerinde düşüneceğiz, dünyadaki uygulamalardan yararlanacağız, ülkemizdeki uygulamalardan yararlanacağız. İhtiyaca göre bir model oluşturacağız. Demin bahsedildi, bir sürü yeni meslekler ortaya çıkacak, bir sürü meslekler kaybolacak. Yani dünya inanılmaz bir hızla değişiyor, ışık hızıyla değişiyor şu anda. Bu yeni kuantum bilgisayarlarla, şunla bunla. Yani dolayısıyla çok daha dinamik ve etkin olmalıyız. Fakat pek çok arkadaşımız değindi. Yani mevcut hızına, yani dünyanın bu değişen hızına biz ayak uyduramıyoruz. Öyleyse buna ayak uydurma yönünde de çaba harcamalıyız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok nitelikli, çok dolu bir program oldu. Mehmet Kaban Bey'in de moderatörlüğünde gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Tüm konuklarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Daha sonraki eğitim bayramlarında ve İstanbul Medineköy'deki vakıf merkezimize de davetlisiniz. Bu konuları sizlerden daha fazla bilgi alalım. Biz de kendimizi daha çok geliştirelim. Saygı ve hürmetlerle bu toplantımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir önerimi söyleyerek bitirmek istiyorum. Besni Eğitim Bayramı'nın 17 Nisan'larda yapılması çok şık ve zarif olur diye düşünüyorum. Bir öneri sadece. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Onu çok konuşuruz hocam. Özelden konuşuruz onu. Evet. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.